İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne ilişkin konuşacağız. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve hocamın tabii insan yayınlarından, Sufi kitaptan ve kaynak yayınlarından ve Erkam yayınlarından ve başka yayın evlerinden kitapları var. Bir de hemen ilk elden kaynak yayınlarından İmam-ı Rabbani'ye ilişkin bu kitabını acizane öneririm. Mutlaka eğer İmam Rabbani'ye ilişkin bilgilenmek istiyorsanız ilk okumanız gereken kitaplar arasında kaynak yayınlarınca yayınlanmış olan kitabı hocamın. Ayrıca İnsan Yayınları'nın Düşünürler alt dizisinden Hayat Eserleri, Tasavvufi Görüşleri İmam Rabbani Ahmet Sirhindi adıyla yine Profesör Doktor Necdet Tosun hocamın bu kitabını yine öneririm. Ve bu kaç risalesinin çevirisiydi hocam? 3 tane risalenin tercümesi onlar. Mebde ve Mead. Me'arif ile Dünniye, Mükeşafat ve Gaybiye. Gaybiye. Önce ayrı ayrı basılmıştı. 3 kitap halinde. Sonra toplandı. Tek cilt halinde şimdi basılmış oldu. Sufi kitaptan çıkmıştı. Evet, Sufi kitaptan. Hazretin 3 önemli risalesi bunlar. Bir tür aslında evet. Varlık ve seyri sülük risaleleri. Tabii. Mektubatın haricinde 3 risale bunlar. Ve tercüme de muhteşem. Hocamın zaten hem yazılı hem şifahi dili çok güzel. Ben Deniz Mebde ve Mead'ı dönüp çok okudum. Diğerlerini de kısmen okudum. Öneriyorum bunu da. Bunun toplamı 3 risalenin toplamı ve bilhassa çok güzel bir monografi. Çok titiz çalışılmış, çok farklı kaynaklardan sağlıklı, sahih bilgiler. Asıl adı nedir hocam Hazretin, İmam Rabbani Hazretleri'nin? Ahmet Sirhindi. Ahmet. Evet, Ahmet bin Abdülahat Sirhindi. Babasının ismi Abdülahat, kendi ismi Ahmet'tir. Hindistan'ın Sirhind şehrinde yaşadığı için Sirhindi diye anılmıştır. Hatta Kabili de denir. Ataları ama gelmiş Kabil'den. Faruki ismesi vardır. Hazreti Ömer'in Faruk'un neslinden geldiği için. Müceddidi Elfi Sani denir. Deniyor. Hicri 2. bin yılın yenileyicisi. Çünkü yaşadığı dönemde Hicri 1000 yıl bitmiş, ikinci bir 1000 yılı yeni başlıyor. İkinci 1000 yılın yenileyicisi anlamında müceddit denmiş. Sirhind evet. Tam olarak bugün mesela nerede hocam? Hindistan'da böyle? Delhi'ye arabayla 3-4 saat mesafede bir ilçe gibi bir şey. Yani kuzeybatısında Delhi'nin Patiala yakınlarında bir kasaba veya ilçe diyebiliriz. Siz gittiniz mi evet, hocam? Evet, 2008'de gitmiştim. Türbe-i Şerif orada. Evet. Sirhind'de. Evet. Bir şehir adı mı, bölge adı mı şu an orası? Şehir. Sirhind hani şehri. Belh, mesela Hazreti Mevlana'nın Belh hem bir bölge galiba hem bir şehir adı olarak biliyorum ben. Sirhind şu an bir şehirdir. Evet, anladım. Hindistan'da. Serhend diye de telaffuzu var. Ama bugün haritalarda veya şehrin girişinde Sirhind şeklinde yazıyor. İmam-ı Rabbani yine bir ünvanı. Evet. Biraz neden Rabbani mesela? Rabbani derken neyi kastediyorlar ve imamdan kasıt nedir burada? İmam bir önder, yani büyük bir alim. Ve aynı zamanda bütün gayesi Rabbimizin emirlerine ve yasaklarına uygun bir din anlayışı geliştirmek için. Rabbe bağlı. Onun kitabına bağlı bir insan. Onun için İmam-ı Rabbani lakabıyla meşhur olmuş. Müceddit diye meşhur olmuş. 4 asır önce yaşamış bir insan. Hindistan'da yaşamış ama tesirleri bütün İslam dünyasına yayılmış. Hem bir alim hem bir mutasavvur. Bu arada geçtiğimiz günlerde çok yakında bir ilk defa Türkiye'de bir sempozyum oldu kendisine ilişkin, değil mi hocam? Evet. Biraz bilgilendirebilir misiniz bu konuda bizi? Biliyorsunuz Türkiye'de birçok mutasavvuf, alim, şahsiyetler hakkında sempozyumlar oldu. Mevlana, Yunus, Ahmet Yesevi gibi büyük zatlar hakkında sempozyumlar çok defa olmuştu. Ama İmam-ı Rabbani hakkında ülkemizde ilk defa böyle bir sempozyum yapıldı. Türkiye'de İmam-ı Rabbani bilinen bir insan, sevilen bir insan. Mektubat isimli eseriyle en çok tanınıyor. Dolayısıyla böyle bir sempozyumu çoktan hak etmiş bir insandı. Ama bugüne kadar böyle bilimsel bir toplantıyla, uluslararası bir sempozyumda anılmamıştı. Onun anılması faydalı olacağı düşüncesiyle. Önce 1,5 yıl önce düşünce ortaya atıldı. Sonra 6 ay önce kararı verildi. Ve 6 ay önce hazırlıklar başlandı. Yurt içinden 30 kadar akademisyen, yurt dışından 10 kadar akademisyen, toplam 40 kişilik bir ekiple 2,5 gün geçen hafta Cuma öğleden sonra başladı 15 Kasım'da.
Ve cumartesi pazarda yine ilmi tebliğler devam etti. Gayet güzel, bilimsel bir sempozyum oldu. İnşallah tebliğleri de basılacak. Yayınlanacak. Evet. Tabii sizin burada olmayan kitaplarınız da var bu arada. Erkam Yayınları'ndan çıkan Derviş Keşkülü, evet, kitabımız var. Değerli dostlar, onu zannediyorum eğer yönetmenimiz belki fonda arada vereceğimiz kliplerimizi sessiz olarak sadece görsellerini fonda DSF olarak verebilirsek orada zannediyorum Derviş Keşkülü kitabının kapağı da var idi. Belki dostlarımız görüntüler akarken görürler. Bu nedir hocam? Lütfedip getirdiniz. O İmam-ı Rabbani'nin Risale-i Tehliliye. Şöyle değil mi hocam kapak? Diğer tarafı da kullanılabilir. Çünkü önce Arapça bir eser aslında. Evet. Tehliliye. Evet, Risale-i Tehliliye isimli. Yani Kelime-i Tevhid'in veya Kelime-i Tehli de deniyor. Onun manasını açıklayan bir eseri. İmam-ı Rabbani'nin az bilinen bir eseridir. Mektubatı meşhurdur. Diğer eserleri şu an önümüzde tercümeleri var. Bu eseri henüz Türkçe'ye tercüme edilmedi. Bir de Talikat Berşerhi Rubaiyat-ı Hace Baki Billah diye kendi şeyhinin şiirlerine bir talikat, bir açıklama yazmıştır. O da Baki henüz tercüme Billah edildi. Hazretleri, evet, üstadı galiba, evet, değil mi hocam? Onun rubailerini yorumladığı, evet, şerh ettiği bir kitabı var. O da küçük var. Bir farça risale. Bu eser de Arapçadır. Bunlar henüz Türkçe'ye tercüme edilmedi. Edilmedi. İnşallah bu da tercüme edilmedi. Hazret sadece Farsça mı imla etmiş, yazmış telifatı Farsça mı? Eser, Risale-i Tehliliye Arapça, İspat-ül Nübüvve Arapça, diğerleri çoğunlukla Farsça, Mektubat-ı Farsçadır bu Mekteb-i Meat vesaire eserleri çoğunlukla, evet, evet, çoğunlukla Farsça yazmış. Hindistan'da o zamanlar çoğunlukla Farsça yazıldığını biliyoruz. İmam-ı Rabbani de o dille yazmış. Birçok dile tabii tercümesi de yapılmış. Oldukça erken tarihlerde değil mi hocam birçok dilde tercümesinin? Mektubat'ın tabii Osmanlı döneminde tercümeleri var. Osmanlı Türkçesine. Sonra Arapça'ya tercümeleri var. Yeni tercümeleri var günümüz Türkçesine uygun. Kısmen İngilizce tercümeleri var, tam değil. Bu Mepte ve Meat isimli eserin İtalyanca bir tercümesi var. Ay, ilginç. Evet, İtalyanca tercümesi var. Bu yeni mi hocam yoksa daha önce? Yeni sayılır. Yani bir 10 sene falan olmuş olabilir. 8-10 sene önce Müslüman olmuş bir İtalyan akademisyen. O eseri İtalyan diline tercüme etmiş. Mebde ve Mehat ne demek hocam? Mebde ve Mehat başlangıç ve son demek. Veya dünya ve ahiret diyebiliriz. Yani içinde her konuyu dünya ve ahiretle ilgili İmam-ı Rabbani yaşadığı manevi tecrübeleri, manevi halleri, düşüncelerini, duygularını, Cenab-ı Hakk'ın zatı, sıfatları, tasavvuf dünyasında, tasavvufi eğitimi esnasında yaşadığı manevi halleri ihtiva eden bir eser. Aslında Mebde ve Mehat İmam-ı Rabbani müsvedde notlarıdır. Bir müridi toplayıp kitaphane getirmiştir. İmam-ı Rabbani hayattayken. Kendi imla etmemiş. Kendi yazmıştır ama küçük sayfalar halinde notlar, veya küçük notlar halinde yazmıştır. Bir müridi onları toplamış ve bu eser meydana gelmiştir. Ama İmam-ı Rabbani hayattayken topladığı için İmam-ı Rabbani görmüştür. Bir yerde başta sonu bitiştiriyorum ya da bitiştirmekten söz ediyor zannediyorum. Onunla bir ilgisi. O sılayla ilgili bir şey. Yani alimlerle sufileri, medreseyle dergahı, iki düşünce hidayetle dünyasını, nihayetin de birleşmesinden söz ettiği bir şey. Öyle bir şey de var. O daha eskiden gelen bir şeydir. Biz nihayeti bidayete derce diyoruz. Yani sonu başa bağlıyoruz, evet, diye bir cümlesi, evet, vardır. Evet. Onun izahı da şöyle. Birçok tasavvuf ekolünde önce Cenab-ı Hakk'ın sıfatları anılır. Sonra zatı anılır. Yani Rahman, Rahim, Settar, Gaffar gibi şeyler. Bunlar sıfattır biliyorsunuz. Allah ismi ise zat ismidir. Evet. Birçok tasavvuf yolunda önce sıfatlar zikredilir. Sonra Allah, yani zat ismi zikredilir. Nakşibendilikte ise sıfat zikri yoktur. Doğrudan zat zikirden başlar. Allah diye başlanır. Onun için diğer tasavvuf ekollerinin sonda geldikleri metoda nakşibendilik önce başlar. Yani metot farklılığı bu. Metot yönünden, usul yönünden biz sonu başa derce diyoruz dedikleri budur. Bu mesela İmam Rabbani ile başlayan ona özgü bir şey midir? Yoksa Nakşibendiye'nin daha önceki referanslarında da bunu bulabiliyor muyuz? Sanırım bu daha eskiden başlayan bir şey. Başlayan bir şey. Evet. Yani Bahattin Nakşibendi döneminden başlayan bir şey olması lazım. Evet. Bu usulsüz usul olmaz diye bir şeyden, kuraldan, kaydeden bahsedilir. Evet. Yöntemsiz amaca varılmaz
yöntemin de meşru ve işlevsel, elverişli olması gerekir diye zannediyorum. Herhalde o tabii yollar ve meşrepler farklılaşabiliyor. Yani Ankara'ya gidiyoruz. İstersek güney yoldan gideriz, istersek kuzey yoldan gideriz. Ama hepsi Ankara'ya gitmektir. Hepsi Cenab-ı Hakk'a vasıl olmaktır, ulaşmaktır. Evet. İyi bir Müslüman olmaktır. Bunun için yani isteyen sanat okulunda okur, isteyen düz lisede okur, isteyen başka işte fen lisesinde okur. Ama hepsi neticede eğitimli bir insan olmak. Liseden mezun olmak ve eğitimli bir insan olmak hedef birdir. Dolayısıyla tasavvuf yollarında usul, metot farklı olsa bile hepsinin gayesi birdir. Birdir. Bu yolculuğu fark eden veya işte yolda seyreden birçok insan olsun, meraklılar olsun, daha çok İmam Rabbani mektubatıyla hani bilir. Özdeşleşmiş adeta bir isim, evet, değil mi hocam? Mektubat. Evet. Oldukça şöhret bulmuş bir eser zannediyorum. Diğer eserlerin tercümesi yoktu yakın zamana kadar. Hmm. Mektubatın tercümesi vardı. Halkımız onu biliyordu. Diğer İslam dünyasında da yani en büyük eseri 3 ciltlik Farsça bir eserdir aslı Mektubat'ın. En büyük eseri olduğu için Mektubat'ı ile meşhur olmuştur İmam Rabbani. 500 küsur mektup var 36 galiba. 36 tane toplam mektup vardır 3 ciltte. Eyvallah. Biraz İmam Rabbani Hazretleri'nin yaşadığı dönemde biraz o bölgenin yani Sirhind merkezi olmak üzere Hindistan'ın bir genel durumuna ilişkin bizi bilgilendirebilir misiniz lütfen? Evet, hocam. İmam Rabbani yaşadığı dönemde Hindistan'da Babürlüler hükümdarları var. Ekber Şah var. Ardından Cihangir hükümdar oluyor. Bunlar da aslında Orta Asya'dan oraya gitmiş Türk hanedanlarıdır. Fakat Hindular çoğunlukta, Müslümanlar azınlıkta. Ve Ekber Şah, özellikle Ekber Şah döneminde bir kısım sıkıntılar başlıyor. Dini anlamda kafa karışıklıkları başlıyor. Ekber Şah dini ilahi isminde yeni bir din ortaya atmaya kalkıyor. Bu dini ilahi de domuz eti helal, güneşe tapılır. Ondan sonra buna benzer bir kısım şeyler var. Reenkarnasyona inanılırmış falan. Gerçi halk arasında çok fazla inmiyor bu din. Yani saray çevresinde kalıyor. Ama yine de Müslümanları üzen bir durum. Bunun dışında toplumda bir kısım bid'atlar ve hurafeler başlamış. Başlıyor. Mesela Hindular kendi dini bayramlarında birbirlerine kaseler içerisinde pilav gönderirlermiş. Kendi Hindu din bayramlarında. Bir kısım cahil Müslümanlar da onlara uyarak yani bir taklitçilikle birbirlerine pilav göndermeye başlamışlar. O Hinduların dini günlerinde. Bundan daha kötüsü Hindular çocukları su çiçeği hastası olunca kendi tanrıçalarından, onlarda bir sürü tanrı vardı biliyorsunuz, tanrıçalarından birisine dua ediyorlarmış. Bu tanrıçanın o hastalığa şifa vereceğine inanıyorlarmış. Bir kısım cahil Müslümanlar da o dönemde bu Hindu kültürünü taklitle aynı tanrıçaya dua etmeye başlamışlar. Müslüman bir Hindu tanrıçasına dua ediyor. Çok yani ilginç. Çok tuhaf bir kayma. Hı hı. Yani böyle bu şekilde toplumda bidatların, hurafelerin, yanlış bir din anlayışının gelişmeye başladığı bir dönem. Onun ötesinde Müslümanların bir kısım mabetlerin yıkıldığını, evet, onun yerine Hindu tapınakların yapıldığını duyuyor, okuyoruz kitaplardan. İmam-ı Rabbani de bahsediyor. Taniser şehrinde diyor, işte Müslümanların mabedi yıkıldı falan. Dolayısıyla Müslümanların hem güç yönünden zayıf olduğu, mazlum olduğu, diğer taraftan da bid'atlarla karışık bir İslam anlayışının yaygınlaştığı. Öte taraftan sufilere bakıyoruz, bir kısım cahil sufilerin ibaha, yani her şeyi mubah, her şeyi helal sayma gibi bir yanlış düşünceye kaydıklarını İmam Rabbani söylüyor o dönemde. İbahiyyun diye bahsedilen, evet, bir tür, evet, mezhep gibi ya da bir... Yani her şeyi eğilim, helal sayan, haram kabul etmeyen bir yanlış bir anlayış. Hmm. Bunlar belki çok az da olabilir ama az bile olsa yani İmam Rabbani gibi insanları üzmeye yeten bir durum. Yani Hindistan'ın o dönemdeki durumu aşağı yukarı bu. Ekber Şah'ın sarayında Noktaviye mensupları var. Yani noktadan anlam çıkarmaya çalışan Pesihani, Mahmud Pesihani'nin müntesipleri. Bunların bir kısmı İran'dan Hindistan'a göç etmiş. Orada saray çevresinde yerleşmişler. Ve Ekber Şah'ın fikirleri bunlardan da etkileniyor Ekber Şah. Yani fikri anlamda, İslami anlamda bir nevi bir kargaşa dönemi. Bir kaos. Bir kaos dönemi. Evet, İmam Rabbani. Noktaviye
İslam içerisinde bir şey mi yoksa bağımsız? Yok, hurufilikten ayrılmış bir kol diyebiliriz. Bir tür. Harflerden anlam çıkarmaya çalışan ve Noktavilerin mesela İslam'ın gelişinden 1000 yıl geçti, artık İslam'ın devri bitti. Bundan sonra Noktavilik diye yeni bir din başlasın gibi iddiaları da var. Dolayısıyla Ekber Şahat bu din ilahiyet, tevhid ilahi de diyor bir tür. Evet. Bu bir tür inançlar, dinleri birleştirip böyle kendine özgü bir hamule yaratmaya çalışıyor. Evet, mesela Hristiyanlık domuz eti helal, oradan onu almış. Onu alıyor. İşte başka Hristiyan, başka dinlerden başka şeyler almış. Güneşe tapmak, reenkarnasyon gibi Hindulardan reenkarnasyonu almış belki. Böyle tuhaf bir şey. Yani bir tür İmam Rabbani Hazretleri'nin zuhuru ya da bu tecdit faaliyeti ne hazırlayan şeyler var. Gerektiren hazır. Şartlar hazırlıyor. Evet, tam onu gerektiriyor. Çok ilginç. O zaman biraz hayatına bakalım mı hocam? Evet. Tam olarak ne zaman doğuyor ve çocukluğu, eğitimi? Evet, İmam Rabbani 1564 yılında Hindistan'daki Sirhind kasabasında dünyaya geliyor. Babası hem alim hem de Kadiriye ve Çiştiye tarikatlarına icazetli bir şeyh. Yani bir şeyh ailesine dünyaya geliyor İmam Rabbani. Küçük yaşta hafızlık yapıyor, dini ilimleri öğreniyor. Önce babasından, sonra başka alimlerden İslamiyet'in efendim medrese ilimleri dediğimiz ilimleri öğreniyor. Ve 18-19 yaşlarında artık medrese ilimlerini tamamlamış olarak yani icazetli hoca oluyor bir yerde. Ve o yaşlarda başkente gidiyor, Agra'ya. O zaman başkent Agra, Hindistan'da. Orada bir kısım tartışmalara giriyor. İşte peygamberliğin önemsenmediği veya filozofların peygamberlerden daha üstün olduğunu iddia eden bir vezir var. Ebul Fazl Allami. Bunun yanı sıra Tebrizli bir şahıs var. Tebriz'den gelmiş Farigi Tebrizi. Farik Tebrizi şairliği var. Bunun böyle aykırı fikirleri varmış bu şahsın. Ekber Şah bunu sarayına çağırıyor ve ödüllendiriyor. Sarayında kuruyup kolluyor. Bu Farigi Tebrizi kimdir? Risale der İnkar-ı Nübüvvet isimli eser yazmış bir insan. İlginç. Risale der İnkar-ı Nübüvvet, peygamberliği inkar. İbra ilişkin bir kitap. Evet, veya çok. Reddi nübüvvet diğer adıyla. Peygamberliği red kabul etmeyen bir kitap kaleme alıyor. Çok ilginç. Farigi Tebrizi. Ve Ekber Şah buna sponsorluk yapıyor. Aferin, iyi yazdın der gibi. Tabii ödüllendiriyor. Yani o dönemin şeyini anlamak için bir önemli. İşte İmam Rabbani 18-19 yaşlarında Agra'ya gidiyor. Bir alim çıkmış. Sapık bir alim. Peygamberliği inkar ediyor. İnkar-ı nübüvvet yazıyor. İmam Rabbani de ona karşı İsbat-ı nübüvveyi yazıyor. Bakın şimdi, Arapça olan iki eserinden birisi o. Yani İsbat-ı nübüvvenin hangi ortamda yazıldığını anlamak lazım. Evet. İnkar-ı nübüvvet diye eser yazılıyor sarayda. İmam Rabbani de ona karşı İsbat-ı nübüvve, yani peygamberliğin ispatı, gerekliliği, önemi konusunda bir eser yazıyor. Ciddi anlamda ve vezir, o dönemde vezir de filozofları peygamberlerden üstün gören Ebul Fazl Allami. Dolayısıyla böyle bir ortamda İmam Rabbani mücadeleye başlıyor. Mücadeleye başladığı zaman yaşı 18-19 yaşlarında. Çok yani genç. Bugünkü şeyler söylersek liseyi yeni bitirmiş, üniversiteye belki yeni başlamış veya üniversiteye hazırlanan bir genç gibi. Çok ilginç. Hocam neden mesela, bağışlayın bir parantez eğer izniniz olursa açabilir miyim? Buyur. Neden mesela bugün bir liseyi yeni bitiren bir gençle o dönem arası bu kişisel bir şey mi? Yoksa onun yani dehasıyla ve yoksa eğitim ve... Şimdi eğitimimiz farklı tabii. Eskiden erken başlanıyordu eğitime. Küçük yaşta medrese tahsili bitiriliyordu. Ve belki o dönemin şartları öyleydi. Ayrıca İmam Rabbani kendi şahsiyetini düşünmek lazım. Yani mücadeleci ruhlu bir insan. Tabii. Mücadele ruhu olan bir insan. Bütün alimler aynı değil. O zaman bir sürü alim vardı. Aman bize dokunmasın diye Ekber Şah'a ve çevresindeki bir şey demiyorlardı. İmam Rabbani gidiyor başkente ve bürokrasi ile mücadele ediyor. Bugün yani 18 yaşında bir genç, düşünün özellikle büyük şehirlerde apartmanda büyümüşse kurbadan
böyle bir gençtir. Mücadele ruhu çoğunlukla olmayabilir ama İmam Rabbani karakter itibariyle böyle bir insan. Yine o dönemde Redd-i Revafız diye bir eser yazıyor. Rüstem Dari isimli bir şahsın sahabeye hakaret eden bir eserini görüyor. Onun üzerine Redd-i Revafız diye teorik bir eser yazıyor. Yani Türkçesi ne hocam? Şiirleri eleştiri diye bir eser yazıyor. Yalnız İmam Rabbani Rafizi eleştiri. Fakat İmam Rabbani'nin yazdığı şey sadece budur. Böyle bir eser yazmıştır. Onun haricinde Şiilere karşı herhangi bir fetvası yoktur. Orta Asya alimlerinin bir fetvası söz konusudur ama İmam Rabbani'nin herhangi bir aleyhte fetvası yoktur. Sadece böyle bir teorik risale yazmıştır. Küçük bir şeydir. Ve babası Abdülahad bakıyor ki oğlu bürokrasiyle efendim mücadele ediyor. Vezirle efendim dalaşıyor, tartışıyor. Efendim Ekber Şah'ın bir yerde aleyhine konuşmalar yapıyor, eserler yazıyor. Sirhind'den gelip Agra'ya oğlunu alıp dönüyor. Yani endişe ediyor. Bizim oğlanın başına bir şey gelmesin diye kaygılanıyor. Alıp dönüyor ve yolda evlendiriyor İmam Rabbani'yi. Sirhind'e getiriyor. Sirhind'de İmam Rabbani babasına intisap ediyor. Kadiriye yolunda. Ve hem ilim öğrenmeye devam ediyor, hem tasavvuf yoluna ilerlemeye devam ediyor. Ve babası bir süre sonra vefatına yakın oğlu İmam Rabbani'ye icazet veriyor. Yani diploma veriyor. Kadiriye ve Çiştiye yollarından. Hilafet icazesi veriyor. Hilafet. Yani diploma bugünkü Türkçesiyle. Evet. Vermiş oluyor. Benden sonra halkı icazet edebilirsin. Doktora yapmak gibi bir şey mi diyebilir miyiz? Bir tür yani tam benzetme yani olmayabilir. Yani belki olabilir. İşte üniversiteyi bitiren diploma alıyor ya. O zaman da tasavvufi eğitimini tamamlamış. Artık ders verebilir. Halkı tasavvufi anlamda eğitebilir anlamında irşat izni vermiş oluyor babası ve babası vefat ediyor. Fakat İmam Rabbani kendini eksik hissediyor. Ben bu şeyhliğe layık değilim diye kendini eksik hissediyor ve bu vazifeye başlamak istemiyor. Müritleri işte ısrar ediyorlar efendim, babanız size icazet verdi, diplomanız var, posta oturun diye. O da hele bir hacca gidip gelelim sonra düşünürüz deyip biraz işi aslında savuşturmak istiyor. Sirhind'den yola çıkıyor, Delhi'ye geliyor. Delhi'den daha aşağıya Surat limanları vardır Hindistan'da. O limandan gemiye binmek, oradan Cidde'ye, Cidde'den işte Mekke Medine hac yapmak niyeti o. Gemi üzerine, gemiyle. Delhi'ye geldiğinde bir dostu diyor ki burada Baki Billah isminde bir Nakşibendi şeyhi var, dergahı var. İmam Rabbani de hem babasından Nakşibendi'nin medhini duymuş, çok övücü ifadeler duymuş. Hem de Reşahat gibi eserleri muhtemelen okumuş. Bu yola karşı, bu tasavvuf ekolüne karşı bir muhabbeti var. Baki Billah Hazretleri'nin dergahına gidiyor ve Baki Billah Hazretleri ile bir süre sohbet ediyor. Fakat Baki Billah onu görünce ona bir rüyasını anlatıyor. Baki Billah Hazretleri bir rüyasını anlatıyor ona. Diyor ki ben diyor Orta Asya'ya gitmiştim diyor. Orta Asya'da Hacegi İmkenegi isimli bir zatın yanında tasavvufi eğitim gördüm. Bana kısa süre sonra hilafet icazet vermeye kalktı. Ben estağfurullah efendim ben buna layık değilim diyecek oldum. Bana dedi ki o zaman bir istihare yatın. Rüyada ne zuhur ederse ona göre davranalım. Ben de rüyada bir papağan gördüm. Papağan geldi benim koluma kondu. Ben ağzımdan işte bir damla su damlattım gagasına. O da gagasından böyle şekerler saçtı ortalığa. Şeyhim Baki Billah'a bu rüyayı anlattım. Efendim istiharemde böyle bir şey zuhur etti dedim. O da dedi ki tamam işte papağan Hindistan kuşlarındandır. Hindistan'da çoktur. Hiç durmayın hemen gidin. Hindistan'da dergahınızı açın. Sizin irşadınızla bu papağan sembolizminde olduğu gibi çok büyük bir alim, çok büyük bir mutasavvıf, evliya bir zat yetişecek. Ve gagasından şekerler dökmek gibi yani sözleriyle, sohbetleriyle, yazılarıyla alimi aydınlatacak. Hemen gidin, hiç durmayın diyor. Baki Billah'ı gönderiyor. Baki Billah da Lahor üzerinden Delhi'ye geliyor. Dergahını kuruyor. Bazı Hindistanlılar kendisine intisap ediyorlar, talebe oluyorlar, mürid oluyorlar. Fakat bu o aradığı
büyük kabiliyetli, yüksek istidatlı, o papağan sembolizme ifade eden bir kandil gibi olarak bir şahsı arıyor. Daha henüz öyle bir zat ağına düşmemiş, talebi olmamış. İşte İmam Rabbani o hac yolculuğunda Bakibillah'ı ziyarete gelince şöyle bir bakıyor İmam Rabbani'ye, tamam diyor, papağanı yakaladık. Papağan bu. Müthiş. Cenab-ı Hak sevdiği kullarına böyle ilhamla, sezgiyle demek ki hissettiriyor. Ve bu rüyasını anlatıyor. İşte diyor, ben böyle bir rüya görmüştüm. O papağan rüyası, rüyada gördüğüm papağan sembolizmiyle anlatılan şahsın siz olduğunuzu düşünüyorum diyor. Yüzüne karşı söylüyor. Siz olmanız lazım diyor. Ve isterseniz diyor bir süre dergahımıza bulunun. İmam Rabbani de kabul ediyor. İki ay kadar, 2,5 ay kadar o dergahta hızlı bir tasavvufi eğitim alıyor. Zaten kendisi şeyh o zamanlar, bakın İmam Rabbani Kadiri ve Çişti yollarından şeyhtir. Ve 2,5 ay kadar bir eğitimden sonra o dönemde tabii hızlandırılmış bir eğitim, yoğun bir eğitim gördüğü için eğitim kesilmesin diye hacca gidemiyor. Hac zamanında geçmiş. Tekrar Sirhin'de dönüyor. O dönemde Bakibillah Hazretleri bir dosta mektup yazıyor. Şöyle diyor. Bugünlerde Sirhin'den Şeyh Ahmet isminde ilmi çok, ameli güçlü bir yiğit geldi. Kendisinden çok yüksek haller müşahede edildi. Alemin kendisiyle aydınlanacağı bir kandil olacağını umuyorum. Yani Bakibillah'ın tarifi çok önemli. Bakın birincisi ne diyor? Sirhin'den diyor, Şeyh Ahmet isminde birisi geldi. İlmi çok. Bir defa ilim. Çok önemli. İkincisi ameli güçlü. Yani ilimle beraber amel. Amel. Yani bildiklerini uygulayacak, uyguluyor. Üçüncüsü kendisinden çok yüksek haller müşahede edildi. Demek tasavvufi halleri de var. Manevi halleri de sahip bir insan. Üç tane özelliği var İmam Rabbani'nin. Kendi şeyhi Bakibillah'ın ifadesiyle. Ve devam ediyor Bakibillah mektubunda. Alemin kendisiyle aydınlanacağı bir kandil olacağını umuyorum. Ve gerçekten öyle olmuştur. Evet. Ve başka bir şeyinde yine Bakibillah diyor ki, bu tohumu diyor, bu tohumu Buhara ve Semerkant'tan getirip Hindistan'ın bereketli toprağına ektik. Yani bu yolu, tasavvuf yolunu, çünkü Semerkant'tan almıştır. İşte Semerkant yakınlarında Şehri Sebz, işte Hacı İmkenegi'nin memleketi. Oradan alıp Orta Asya'dan getirmiştir Hindistan'a ve kendisinden sonra Bakibillah'tan sonra Orta Asya'da bu tasavvuf ekolü, bu tasavvuf yolu yayılmıştır. Biz diyor bu tohumu Buhara ve Semerkant'tan getirip Hindistan'ın bereketli toprağına ektik. Ve orada yeşermiştir. Fidan olmuştur, ağaç olmuştur, İmam Rabbani olmuştur. Ve İmam Rabbani de eserleriyle, sohbetleriyle sadece Hindistan'ı değil, bütün İslam dünyasını aydınlatmış bir insan. Ve tarih boyunca da bugüne tabii, uzantılar verecek. 4 asırdan beri eserleri okunuyor. Okunuyor. Bir soluklandıralım mı hocam, size izin verirseniz dostlarımızı da. Ben birkaç satır böyle bir tefeville arada eğer uygun bulursanız okuyayım. İmam Rabbani Risaleleri değerli dostlar, 3 risalesi. Profesör Doktor Necdet Tosun hocamın yetkin çevirisinden Sufi kitabı tarafından yayınlanmıştı. Fena mertebesinde ortadan kalkan eşyanın bilgisi bekadan sonra tekrar geri dönerse bu durum arifin kemaline noksanlık getirmez. Aksine onun kemali bu bilgilerin kendisine geri dönmesidir. Dönmesindedir. Halkı irşad edebilmesi de bu bilgilerin dönmesine bağlıdır. Çünkü arif bekadan sonra Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmış olur. Birazcık sizin anlattığınızda bağlantılı bir şey çıktı. Büyüklerden bazıları şöyle buyurmuşlardır. Sıddıkların önde gelenlerinden son çıkan şey kötü huy, makam ve baş olma sevgisidir. Bazıları ise bu dünyevi makam ve baş olma konusunda bilinen mananın hilafına yorum yapmışlar ve şöyle demişlerdir. Makam sevgisi ve lider olma sevdası sıddıklık makamının ilk adımında çıkar, yani yok olur. Bu fakirin nezdinde kesinleşen ise şudur. Makam ve baş olma sevgisinin bir türü nefse bağlıdır. Bu kötü huy çıkmadıkça nefs tezkiye edilmiş olmaz. Nefs tezkiye edilip arınmadıkça sındıklık şöyle dursun, velayet makamına bile ulaşılamaz.
Çok ilginç. Hocam açtım burası. Evet. İmam Rabbani'de baş olma sevdası yok. Saltanat davası. Hilafet verildiği halde, yani tasavvufi anlamda şeyh olma yetkisi babası verdiği halde kabul etmek istemiyor. Dolayısıyla böyle bir insan. İşte tevazu, tasavvufun özü zaten tevazu. Tevazu değil mi hocam? Niyazi Mısır Hazretleri de galiba Mısır'da eğitim gördüğünde kaderi bir üstadı var galiba. O da hilafet teklif ettiğinde benim gönlüm hilafete kanmaz diyerek bu da kabul evet. etmeyip. Orada da Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin rüyasında görüyor. Demek babası İmam Rabbani Hazretleri'nin babası Kadiri ve Çiştiye şeyhiydi. Evet. Demek Hindistan'da o zaman Kadiriye vardı ve Geylani Hazretleri'nin evlatları var. Muhtemelen galiba onlar veya devam ediyor. Hindistan, Pakistan bölgesinde bugün bile bugün Kadirilik, Zühreverdilik, Çiştiyilik ve Nakşibendilik bu dört tarikat oldukça yaygındır. Peki siz gözlemleriniz ya da araştırmalarınız, bilgileriniz Hindistan'da İmam Rabbani Hazretleri mesela o bölgede veya başka şehirlerde, bölgelerde biliniyor mu uzmanlar dışında? Tabii. Halk? Tabii. Yani dindar insanlar tarafından biliniyor. Mektubatın Urduca tercümeleri var. Hem Hindistan hem Pakistan Müslümanları bugün yaygın dil Urduca olduğu için okuyorlar, biliyorlar. İmam Rabbani oralarda da biliniyor ve nesil devam ediyor İmam Rabbani'nin. Sirhind'de şu anda türbedar olan neslinden gelen insanlar var. Onun harici Delhi'de var. Yani Afganistan'da var neslinden gelenler. Neslinden gelmese bile bütün İslam dünyası İmam Rabbani'yi aşağı yukarı biliyor. Bilir, evet. Belki en çok bilinen isimlerden biri desek olur tabii. Biri, evet. Yani Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin de böyle büyük bir şöhreti var, yaygın bir şöhreti. Tabii. 9 evladı mı olmuş hocam, yanlış hatırlamıyorsam? Vefat edenleri var. Yani bir taun diyorlar. Salgın hastalıktan dolayı birkaç vefat eden olmuş. Muhammed Said ve Muhammed Sadık. Muhammed Said ve Muhammed Masum. 3 tanesi biraz daha uzun yaşamışlar. Diğerleri erken, gençken vefat etmişler hastalıktan. İlginç. Muhammed Sıddık mesela bizim bizde olan isimlerden hocam. Tabii. O ondan mı acaba geliyor? Oradan mı geliyor? Bilmiyoruz ama yani Anadolu'yla bağlantı kuracak olursak İmam Rabbani'nin oğlu Muhammed Masum bir Türk kızıyla evlidir. Öyle mi? Tabii. Yani Muhammed Masum bizim eniştemizdir. Veya damadımızdır. Türklerin damadıdır. Çok ilginç. Anadolu'dan Safer Ahmet Rumi. Rumi Anadolu demek. Safer Ahmet Rumi isimli bir zat. Evet. Ailesiyle birlikte Hindistan'a göç ediyor. İmam Rabbani'ye talebe oluyor. Mürid oluyor. İmam Rabbani de oğlu Muhammed Masum'a bu Sefer Efendi'nin oğlunu, kızını gelin olarak alıyor. Çok ilginç. Böyle bir akrabalığımız da vardır. Eyvallah. Bir ikinci rüya daha var değil mi hocam? Kitabınızda geçen bir rüyayı lütfettiniz, anlattınız. Babasının gördüğü bir rüya var. Senkutbun yakınına inmişsin. Evet, o da evet. Baki Billah'ın Orta Asya'dan dönerken, Sirhind'den geçerken o da bir rüya görüyor Baki Billah orada. Sen kutbun yakınındasın diye bir hitap geliyor kendisine ve siması gösteriliyor. İşte o simayı sonra İmam Rabbani görünce işte diyor, rüyamda gördüğüm kişi bu. Böyle bir rivayette vardır. Eyvallah. Yine bir alıntı var kitabınızda. İmam Rabbani'nin intisap ettiği dönemde Baki Billah mutluluğunu bir dostuna yazdığı mektupta şöyle dile getiriyor diye. Sirhind'den Ahmet isminde ilmi çok. Ha, ondan söz ettiniz. Ameli güçlü bir yiğit. Birkaç gün bizimle oturup kalktı. Çok ilginç haller müşahede edildi. Sonrasında hayatın devamına ilişkin... Baki Billah Hazretleri genç yaşta vefat ediyor. 42 evet. yaşlarında vefat ediyor. Fakat gönlü huzurlu. Çünkü Orta Asya'dan getirdiği bu hilafeti, emaneti ehline teslim etmiş. Ediyor. İmam Rabbani teslim etmiş. İmam Rabbani de artık ben diyor bundan sonra bu yeni intisap ettiği yolla, Nakşibendi usulüyle talebe yetiştireceğim diyor. Daha önceki şeyler bizde teberrük olarak, bereket olarak bizde devam ediyor. Kadirlik ve çiştilik. Ama biz bundan sonra Nakşibendi usulüyle talebe yetiştireceğiz diyor İmam Rabbani. Ve Sirhind'de Baki Billah'ın vefatından sonra onun halifesi olarak irşada başlıyor. Birçok mektuplar yazıyor, kitaplar yazıyor, talebe yetiştiriyor, insan yetiştiriyor İmam Rabbani. Bu
Tabii o aradaki dönemde talebeleri çoğalıyor. Hı-hı. Müritleri çoğalıyor. O dönemde Ekber Şah ölmüş. Onun yerine oğlu Cihangir padişah olmuş. İmam Rabbani'nin talebelerinin, müritlerinin çoğalmasından endişe ediyor Cihangir. Ve mektubattaki bazı ifadeleri bahane ederek İmam Rabbani önce huzuruna çağırıyor, sarayına çağırıyor. Saraya girerken o zamanlar padişaha selamlama secdesi yapma geleneği varmış. İmam Rabbani onu yapmıyor. Bir kısım alimler diyorlar ki, yani bu ayette de geçer, Adem Aleyhisselam yaratılınca melekler Adem'e secde etti, şeytan secde etmedi diye. Bu ibadet secdesi değildir, selamlama secdesidir. Padişaha secde edebilirsiniz, izin vardır bu anlamda falan diyecek oluyorlar. İmam Rabbani izin olsa bile diyor, benim ruhsatla işim yok. Ben azimetle amel ederim. Allah'tan başkasına secde etmem diyor. Ve Cihangir muhtelif bahanelerle İmam Rabbani hapse gönderiyor. Gavalyar Kalesi'nde bir sene hapsettiriyor. Bir sene sonra salıyor onu, serbest bırakıyor. Fakat bir iki yıl İmam Rabbani onun ordugahında, padişahın ordugahında bulunuyor. İlk zamanlar muhtemelen hapisten çıkarıyor ama yani yakınlarında, gözetim altında bulunmak şartıyla belki çıkarmış olabilir. Öyle anlaşılıyor ifadelerden. Sonraları tamamen serbest bırakıyor ama bu sefer de İmam Rabbani gitmek istemiyor. Yani çünkü artık hürmet ediyor. Rupi dediğimiz o zamanki paralardan İmam Rabbani hediyeler vermeye başlıyor. Ona hürmeti çoğalıyor padişahın, Cihangir'in. Ama bu dönemde de İmam Rabbani, benim burada padişahın yakınlarında bulunmam, ona nasihat etmem, İslamiyet'i öğretmem, anlatmam onun için faydalı ve aynı zamanda devlet için, millet için, ülke için faydalı diye düşünüyor. Bir 4 yıl kadar daha padişahın yakınlarında, ordugahında bulunuyor. Bu da ilginç bir şeydir aslında. Evet. Bakın İmam Rabbani gençliğinde mücadeleci, sonraki hayatında da bir davet adamı, tebliğci. Yani bugün Afrika'da, Orta Asya'da hizmet var. İşte İslamiyet'i öğretmek için gidin dediğimiz zaman bazıları işim diyor, bazıları şu diyor, bazıları bu diyor, bazıları ne kadar ücret alacağım, maaş alacağım diye soruyor. İmam-ı Rabbani orada bir padişaha İslamiyet'i öğretmek için evinden, barkından, çoluğundan, çocuğundan uzak 4 yıl onun yakınlarında kalıyor. Yani karakterini anlamak açısından bu önemli. Evet. Yani İmam-ı Rabbani'nin yetiştirdiği insanlar, yazdığı eserler yanı sıra sonraki nesillere kalan en önemli şey bu tebliğ ile, davet ile, İslam adına mücadeleye geçmiş bir hayat hikayesidir. Müthiş. Bu hayat hikayesi sonraki nesilleri çok etkilemiştir. Tabii. 19. 20. yüzyıla kadar onun tesirlerini görüyoruz bu hayat hikayesinin. Bir adanma, yani bir İsar hasreti, bir adanma geleneği. Bu zannediyorum herhalde şeyi çok buyurduğunuz gibi etkiliyor. Yani bütün... Evet ve Ekber Şah'ın o zamanlar bakın bir halkası vardı. Onun takipçileri vardı az da olsa. Veya ona yaranmak için fetva veren veya onun suyuna giden diyelim bir kısım alimler vardı. O alimlerin ismi unutuldu ama İmam Rabbani'nin ismi yaşıyor. Kaldı. Ekber Şah'ın halkası vardı, bir de İmam Rabbani'nin halkası vardı. İmam Rabbani'nin halkası her gün büyüdü, büyüdü, büyüdü. Ekber Şah'ın halkası küçüldü, küçüldü, tarihe karıştı, yok oldu gitti. Daha da yetmedi, Ekber Şah'ın torunlu oğlu Evrengzip Alemgir o kadar iyi bir Müslüman oldu ki Fetavayı Alemgiriye isimli fıkıh kitabının derlenmesi için sponsorluk yaptı padişah. Alimleri topladı. Fetavayı Alemgiriye, diğer adı Fetavayı Hindiye'dir. Türkçe tercüme edilmiştir. Tabii Fetavayı Hindiye'nin yazılmasını sağlayan padişah Alemgir Evrengzip'tir. Çok ilginç. Daha da yetmedi. Bu Alemgir Evrengzip İmam Rabbani'nin oğlu Muhammed Masum'a mürid oldu. Tabii Muhammed Masum Hazretleri de oğlu Seyfettin Sirr Hindiyi onun yanına gönderdi. Padişahla diyaloğunuzu yakın sürdürün, onun tasavvufi dini eğitimini üstlenin diyerekten. Ve Seyfettin Sirr Hindiyi'nin mektubatı vardır bir cilt Farsça. Orada diyor ki Padişah Evrengzip Lataif zikrinden ahfaya geldi diyor. Oğlu da diyor, padişahın oğlu da intisap etti, o da mürid oldu.
O da nefi ispat derslerine geldi diyor. Mektubat elimizde. Seyfettin Sirhindi'nin mektupları. Yani nereden nereye bakın. Yeni bir din uyduran Ekber Şah'tan halkası küçülüyor, yok oluyor, tarihe karışıyor ve onun nesli çok kısa bir süre sonra yani İmam Rabbani bir başarısıdır. Onun davasının, onun mücadelesi başarıya ulaşmış. Ekber Şah'ın torunları, torunlu oğlu İmam Rabbani oğluna mürid oluyor. Yani zafer kazanılmış demektir. Evet. Bu iş bitmiş. Evet, doğru. Bu irşat yani derviş talebe yetiştirme, hilaf halife yetiştirme ve bu arada kitaplar da oluşmaya başlıyor. Mektuplar evet. Çünkü hayli çoğalıyor galiba. Mesela kimlere yazıyor mektuplar? Hangi amaçla yazıyor? Ve daha çok neler oluyor içeriklerine? Biraz? Evet, mektubatın yazıldığı çevre birincisi bürokratlar. O dönemdeki dindar bürokratlar var. Nazı geçtiği bürokratlar İmam Rabbani'nin. Onlara işte Müslümanlar bu dönemde zayıf, mazlum. Siz onları destekleyin. İslamiyet'in güçlenmesi için yardımcı olun. Gibi şeyler yazıyor. Alimlere yazdığı mektuplar var. Onlar da onlara işte siz ilme önem verin. İşte Ehl-i Sünnet ve Cemaat çizgisinden ayrılmayın. Bidatlarla mücadele edin gibi nasihatları var. Bazı alimlere işte kelam ilminin Allah'ın zatı sıfatları gibi konularda detay konularıyla ilgili açıklamalar var. Bazen fıkhi konulara İmam Rabbani giriyor. İmam Rabbani mesela fıkhi denince azimetleri tercih eden, ruhsattan kaçınan bir insan. Mesela Hanefi mezhebinde başın dörtte birini meshetmeniz kafidir. Ama Maliki mezhebinde başın hepsini meshetmek gerekir abdeste. Diyor ki madem ruhsat ehliysek, azimet ehliysek, o zaman abdestimiz bütün mezheplere göre cahit olacak şekilde. Ben de diyor Hanefi olmama rağmen bütün başımı meshediyorum diyor. Ki Maliki mezhebine de göre uygun olsun namazım. Sonra Şafii mezhebinde namazda Fatiha'nın okunması farzdır. Yani cemaatte okunması gerekir imamda. Hanefilerde cemaatin okuması okumuyor. Sadece imam okuyor yani bildiğiniz gibi. Şimdi diyor benim namazım, ben Hanefiyim ama benim namazım Şafii mezhebine göre de cahit olsun. O zaman ne yapayım? İmam olayım ben diyor. İmam mecbur okuyacak. Okuduğu için Fatiha'yı namazı ona hem Hanefi hem Şafii hem diğer mezhebe göre olmuş oluyor. Yani bu şekilde namazlarında, abdestinde, her şeyinde bütün mezheplere göre caiz olacak şekilde kılmaya çalışan bir insan İmam Rabbani. Biraz daha avami ifade edecek olursak diyelim. Bütün içtihatlar, mezheplerin nefse daha ağır gelen kurallarını tercih etmiş, evet. Yeğlemiş diyebilir evet, miyiz? Evet, tabii. Yani maalesef bugün insanlar tersini yapıyor. Yapıyorlar, yani başka mezhepte ruhsat var, onu kullanıvereyim. Evet. Diyor. İmam Rabbani tam tersine. Yani zoru tercih ediyor. Evet. İşte azimetli amel bu. Zoru tercih etmek. Burada bir tür örnek örnek olma şeyi mi var yoksa hani çünkü kendisi seyirciluk görmüş, tabii. Nefsinin eğitiminden, gönül eğitiminden geçmiş. Den sonra da bu böyle zühdü devam ettirirler mi arifler? Tabii ki devam ettirdikleri anlaşılıyor. Yani herkesin meşrebi, karakteri farklı olabilir ama İmam Rabbani'nin meşrebi bu şekilde. Ve o dönemde bir kısım gevşemeler görmüş toplumda, Müslüman toplumda. Onlara karşı böyle şey uygulamanın daha faydalı olacağını düşünmüş. Evet, yani bidatlar var, gevşeyenler var. İşte ibadetleri hafife alınması durumu belki zuhur etmiş. Dolayısıyla İmam Rabbani de tam tersine böyle zora talip olan ve Peygamber Efendimiz'in sünnetine çok bağlı bir insan. Hani yani Kur'an ve sünnet çizgisinin çok belirgin bir şeyi, tabii. İsmi diyebilir miyiz tabii. Hocam? Mesela bazıları sarığı soldan, sarığın o sarkan kısmını soldan indiriyorlarmış. Peygamber Efendimiz böyle yapmazdı diyor. Yani arkadan, omuzundan arasına arkadan sallardı diyor. Ortadan. Evet, ortadan sallardı diyor. Bunun gibi yani her şeyde peygambere tabi olma. Mesela diyor ki Ramazan'ın son 10 günde itikaf vardır. Mescide 10 gün insanlar kapanıp ibadet ederler. Bu 10 gün sevap almak niyetiyle girmeyin diyor. Peygambere tabi olmak niyetiyle girin diyor. İlginç. Teheccüd namaza kalktınız. Sevap kazanayım.
veya tasavvuf yolunda ilerleyeyim gibi niyetlerle teheccüd namazı kılmayın. Peygamber Efendimiz teheccüd namazı kılmıştır. Ben de ona uymak için kılıyorum. Emri ilahi olduğu için. Hem, yani, gecenin ilerleyen bir vaksinde kalk evet, ağır ağır duyarak yani, zikret. Peygamber'e tabi olmak. İmam Rabbani'nin meşrebi karakteri meşrebi bu. Daha çok bu. Şeyh Şerefüddin Meniri mektubatında şöyle yazmıştır. Felak ve Nas surelerini farz namazlarda okumamak gerekir. Çünkü İbn-i Mesud onların Kur'an'dan olduğu konusundaki çoğunluğun görüşüne muhalefet etmiştir. O halde kesin farz olan bir hususta bu iki sureyi okumamak gerekir. Bu fakir de okumuyordu. Derken bir gün bu fakire şöyle gösterdiler. Bu müşahede midir hocam? Evet. Sanki Felak ve Nas sureleri bir mecliste bulunuyorlar ve farz namazlarda okumalarını men ettiği için Şeyh Şerafeddin Meniri'yi şikayet ederek o bizi Kur'an'dan çıkardı diyorlardı. Çok güzel hocam ya. Bu mebde ve meattan galiba değil mi hocam? Olabilir. Ne kadar güzel hocam ya. Bu... Ve hep şey bitiriyor özür dilerim. Salat ve selam insanların efendisine ve temiz ailesine olsun diyor. Evet. Evet hocam buyurun. Büyük bir peygamber aşkı var İmam Rabbani'de. Büyük bir bağlılık. İsmi geçtiği için Şerefeddin Meniri bir kübrevi şeyhidir, Hindistanlı. İmam Rabbani'den önce yaşamıştır. 2 asır kadar önce. Hani az önce sordunuz ya, İmam Rabbani mektupları kime yazmıştır diye. Bazen müritlerine de mektup yazıyor. Müritlerine evet. Yazdığı mektuplarda tasavvufun daha deruni, daha yüksek konularından bahsediyor. Veya o şahsın ihtiyacına göre, idrakine göre şeyler de yazabiliyor. Bir müridi mektup yazmış. Diyor ki efendim bu Şerefüddin Meniri ismi geçen zat bir risalesinde yazmış ki kardeşinin kafasını kesmeyen hakiki Müslüman olamaz. Ne kadar bu iyi. Ne demektir? Evet. İmam Rabbani diyor ki her insan dünyaya geldiğinde onunla birlikte bir şeytan da dünyaya gelir. O onun şakî yani kardeşi gibidir adeta veya ikizi gibidir. Sürekli onu iç beni alt beni gibidir. Ego nefis alter diyebilirsiniz. Ego gibidir. İşte o şeytanın başını kesmedikçe hakiki Müslüman olmaz. Ölmüş. Veya nefsi terbiye etmedikçe diyebiliriz. Nefsini terbiye etmedikçe, şeytanın başını kesmedikçe, şeytanını Müslüman etmedikçe neyse hakiki bir Müslüman olamaz demektir bu diyor. Bu tasavvufta bir üsluptur. Yani bir bu zat, bu Meniri isimli zat bu şekilde söylemeseydi ve bu şekilde izah edilmeseydi yani işte nefsini terbiye etmeyen iyi bir Müslüman olamaz denseydi bu söz sıradan bir cümle. Unutulur giderdi ama bu şekilde bu şoklama metodu bir yerde. Yani şokluyorsun insanı. Tabii. Bu ne biçim söz diyor muhatap sarsarak, önce. Ondan sonra açıklamasını yapıyorsunuz ve aklında kalıyor. Daha aklından çıkmıyor. Çok ilginç. Bu tasavvufi eğitimde sohbet üslubunda bir metot. Metot. Mektup bir gelenek tabii. Önemli bir gelenek değil mi hocam? Tabii. Gönül terbiyesinde, tabii. İlim aktarmada, bilgi aktarmada. Tabii Cüneyd-i Bağdadi'nin mektupları elimizde. Ondan sonra bir kısım mutasavvıfların mektupları var. Bu İmam Rabbani'nin yolu olan Nakşibendi yolunda Ubeydullah Ahrar Hazretleri mektupları vardır. Baki Billah'ın vardır. İmam Rabbani'nin oğlu Muhammed Masum'un vesaire. Kendisinden sonra mektup derlemek daha önemli bir gelenek halinde. Gelmiş. Evet, yani Hazreti Mevlana Hanım var. Evet. Olmayan yok ki bir neredeyse. İbrahim Has Hazretleri'nin evet, var. Bir kısmının mektupları var. Var. Evet. Önemli bir şey tabii ki bu. Evet. Ve El-Lüma'ta bakın tasavvuf klasiklerinden El-Lüma'ta Serraç Tusi bir cümle naklediyor. Diyor ki siz eğer Ehlullah'ın bu büyük zatların sırlarına vakıf olmak istiyorsanız onların kitaplarına değil, mektuplarına bakın. Okuyayım. Sırlar oralardadır diyor. Çünkü mektup bir şahsa gönderildiği için umuma yazılmamış, daha ince konular, daha derin konular orada yazılabiliyor. Şeyde için de, sanatçılar için de geçerli aslında, düşünürler ve sanatçılar için hocam. Evet. Ve o yüzden bu edebiyatta veya mesela ressam ama mektuplar yazmış. Onun yaşamının, dolayısıyla sanatının, düşünce dünyasının inceliklerine vakıf olmak isteyenler mektup okuduğunda evet. Sonuç elde ediyorlar. Mektup hangi fiil kökünden geliyor hocam? Ketebe yazmak. Ketebe. Mektup yazılmış olan şey anlamında. İmam Rabbani... Bir tür aslında yani nasihat ehli için bir dikte ettirme de söz konusu diyebilir miyiz bir tür? Yani tabii işte, nasihat makamındaysa. Tabii. Fakat mektubun muhatabının idrak seviyesi çok önemli. Yani evet. Yeni tasavvuf yoluna girmiş bir müride yazılıyorsa onun anlayacağı seviyeden bir şeyler yazılıyor. Orta seviyede ise ona göre
üst seviyelerdeyse ona göre, alimse ona göre, bürokratsa ona göre. Dolayısıyla mektupların farklı kişilere gittiği için muhtevası, içeriği de muhatabına göre, gönderilen kişiye göre değişir çok. Öyle bir hadis hatırlıyorum. İnsanlara algıları oranında söz söyleyiniz, evet, diye. Evet, akıl alacak kadar konuşunuz gibi. Tabii İmam Rabbani'nin dedik, peygamber sevgisi çok ön planda. Peygambere tabi olma. İlk kitabını tekrar hatırlatalım mı hocam? Evet. İspat-ı Nübüvvet tabii. Nübüvvet. Onunla başlıyor ve devam ediyor. Mesela mektubatta sanırım bir şey anlatıyor İmam Rabbani. Rabiatül Adeviye, eski sufilerden Rabiatül Adeviye rüyasında Peygamber Efendimiz'i görmüş. Peygamber Efendimiz sormuş, Rabia, beni ne kadar seviyorsun demiş. Rabiatül Adeviye de bir kadın sufi, biliyorsunuz, kadın evliyalardan. Ya Resulallah diyor, Cenab-ı Hakk'ın sevgisiyle kalbi o kadar doldu ki başkasına yer kalmadı. Şimdi bu şathiye türü bir şey tabii. Evet. İmam Rabbani'de de peygamber sevgisi çok galip. Bu söze kızmış biraz. Yani böyle söz mü olur diyor. Allah sevgisiyle peygamber sevgisi birbirinden ayrılır mı? Tabii. Bizi diyor, bize diyor Cenab-ı Hakk'ı öğreten kim? Peygamber Efendimiz. O gelmeseydi, bize Cenab-ı Hakk'ı doğru bir şekilde öğretmeseydi biz putperest olurduk belki de. Başka dinlerde olurduk. Dolayısıyla Allah ile Resulünü ayırmamak lazım. Onun sevgisini bir diğerinin sevgisinden ayırmamak lazım diyor. Ve daha da hızını alamıyor. Diyor ki, ben de Rabia'nın sözünün tam tersini söylüyorum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı o kadar çok severim ki Cenab-ı Hakk'ı bile onun Rabbi olduğu için severim diyor. Aa, ne kadar ilginç. Tam tersi söylüyorum ben de diyor. Şimdi bakın, Rabiatül Adeviye Allah sevgisinde almış yürümüş. Bir şatiye söylemiş. İmam Rabbani peygamber sevgisinde almış yürümüş, başka bir şey söylemiş. Yani o mu daha doğru, bu mu daha doğru diye bir böyle hadsizlik yapıp hakemlik konumuna çıkmak yerine biz kendimize şunu sormamız lazım. Biz neyi seviyoruz? Yani Rabia Cenab-ı Hakk'ı seviyor. O sevgide fena fillah olmuş, ilerlemiş bir şey söylüyor. İmam Rabbani peygamber sevgisine ilerlemiş. Biz işte dünya sevgisi, mal sevgisi, makam sevgisi, şu bu, yani biz kendimize çeki düzen vermemiz, kendimizi check etmemiz, kontrol etmemiz lazım. Çok ilginç. Bu kitapları okurken. Yoksa o mu daha doğru söyledi, bu mu daha doğru söyledi. Burada şunu da anlatabilirim. Bu elinizdeki kitabı bitirdiğim yıllarda, 2005 yılında, evet. İmam Rabbani kitabını bitirince bizim fakültede hocamız, abimiz, dostumuz Mahmut Erol Kılıç Bey. Evet. Necmettin dedi, sen İmam Rabbani hakkında bir kitap yazdın. İmam Rabbani Hazretlerinin bazı görüşleri Muhyiddin İbn Arabi Hazretlerinin görüşlerinden farklı. Bazı konularda farklı onu şeyler söylüyorlar. Hocam, evet. Sen dedi, hangisini tercih ediyorsun? Dedim, Mahmut abi, bu iş tercih meselesi değil ki. Yani futbol takımlarına hangisini tutuyorsun desen, işte derim yani şu takımı veya bu takımı tutuyorum derim. Birini tercih ederim. Veya hangi yemeği tercih ediyorsun desen, işte şu yemeği bu yemeğe tercih ederim diyebilirim. Ama bu konular yüksek konular, tercih konusu değil. İmam Rabbani Hazretleri Vahdet-i Şuhud'u yaşamış, hissetmiş, yazmış. Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri Vahdet-i Vücud'u yaşamış, hissetmiş, yazmış. Biz bunları hissetmiyoruz ki. Biz gaflet perdesinde insanlarız. Dolayısıyla tercih etmek bir saygısızlık olur. Biz bu zatların eserlerini doğru okuyup doğru tercüme edebiliyorsak kendimizi bahtiyar sayarız dedim. Haklısın, doğru söylüyorsun dedim. Eyvallah. Yeri gelmişken hocam, Vahdet-i Şuhud ne demektir? Vahdet-i Vücud ne demektir? İmam Rabbani Hazretleri ile Muhyiddin Şeyhülekber, Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri arasında bu konudaki görüş rey farklılığına ilişkin de bizi bilgilendirir misiniz hocam? Evet, şimdi Vahdet-i Şuhud ve Vahdet-i Vücud. Vahdet-i Vücud, Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri'nin geniş bir şekilde izah ettiği bir kavram. Varlığın birliği demek. İmam Rabbani de kendisinden birkaç asır sonra yaşamıştır. O da Vahdet-i Şuhud diye bir kavram kullanıyor. O da tek görmek demek. Birisi tek bilmek veya varlığın birliği. Diğeri Vahdet-i Şuhud da tek görmek demek. Hepsinde bir teklik var bakın. Bunun özü şu. Biz diyoruz ki Cenab-ı Hak vardır. Hakiki olarak vardır. Bir de içinde yaşadığımız kainat var. Dünya ve kainat.
bu kainatta Allah kadar gerçek var mı? Allah kadar gerçek mi? Eğer Allah kadar gerçekler isek, o zaman iki tane gerçek varlık olur. Birinin bittiği yere diğerinin başlaması lazım. Bu ne demektir? Kainat bitiyor, onun bittiği yerde haşa Allah başlıyormuş gibi. Bunun başka bir ifadesi, kainat Allah'ın varlığını sınırlıyor ve öteliyor demektir. Allah'a bir yön nispet etmektir, bir şekil nispet etmektir, haşa bir cisim gibi düşünmektir. Oysa leyse kemisliği şey, Cenab-ı Hakk'ın benzeri yoktur. Dolayısıyla bu kainat Allah kadar gerçek olamaz. Yoksa iki tane gerçek varlık birbirini sınırlar, birbirini öteler. Allah ötelenmez, sınırlanmaz. Peki ne o zaman? Kainata bir hayal diyelim mi? Bazı sufiler hayal demişler, vehim demişler, zil demişler, gül demişler, gölge demişler vesaire. Akis demişler, aynadaki yansıma demişler. Şimdi bu dördünü de kullananlar, yani kainat için gölge, hayal, aynadaki akis ve işte zil gibi kullananlar İbn Arabi'nin takipçileri. İmam Rabbani diyor ki, biz diyor aleme hayal demeyelim. Hayal dersek bir kısım cahil insanlar yanlış anlarlar. Ve ibahiliğe kayarlar. Bu her şeyi mübah görmeye kayarlar. Çünkü şöyle, madem dünya hayalse der birisi, ben hayalimde adam öldürdüm. Günahı var mı? Yok. Ben hayalimde içki içtim. Günahı var mı? Yok. Çünkü hayal görüyorsun veya rüyamda içki içtim. Günahı var mı? Yok. O zaman dünyada bir hayal alemi ise, bir rüya alemi ise her şey helal olsun diye düşünür, yanlış bir şeye kayabilir. Onun için İmam Rabbani diyor ki biz aleme hayal demeyelim. Bazen kendisi de terim darlığından dolayı hayal kelimesi kullansa bile buna gönlü razı olmuyor. Gerçek dersek, gerçek kainat Allah'ın varlığını sınırlar. Bu da doğru değil. İkisinin arasında bir şey söyleyeyim. Ne gerçek ne hayal. İkisinin arasında bir şeydir. O da gölgedir demiş İmam Rabbani. Gölge tabirini kullanalım. Çünkü, gölge tabirini kullanalım. Çünkü gölge zihnin ürettiği bir şey değil. Hayali bir kişi görür, gölgeyi herkes görür. Peki o biraz mesela zuhura yakın bir şey midir? Yani işte Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarının yansıması, açılması, gölgesi, tecellisi zuhuru, gibi. Evet. Hakkın zuhuru ya da. Evet. Tabii bunlar biraz felsefi konular aynı zamanda. Onu İmam Rabbani rahat anlaşılsın diye bir kısım örneklerle anlatıyor. Mesela diyor ki gündüzleri biz gökyüzünde yıldızları göremeyiz. Evet. Sebep, ilginç bir örneği var benim. Çünkü güneşin ışığı çoktur. Çok olduğu için güneşin ışığı biz gündüz yıldızları gökyüzünde göremeyiz. Peki yıldızlar yok mudur? Yok mu olmuştur? Hayır, vardır. Biz göremiyoruz. Bu bir algı yanılgısıdır diyor. İşte bir kişi gündüz gökte yıldız yok. Sadece güneş var. Derse vahdet-i vücut mertebesindedir diyor. Eğer şunu derse, evet şu anda ben yıldızları göremiyorum ama güneş batınca tekrar görmeye başlayacağız. Ben iyi göremesem bile aslında yıldızlar var diyorsa bu kişi vahdet-i şuhud mertebesindedir diyor. Biraz daha üst bir idrak. O da tek görüyor aslında. Ben sadece güneşi görüyorum gökyüzünde diyor. Tek görüyorum diyor. Vahdet-i şuhud tek görme bak. Ama yıldızlar da var olduğunu kabul ediyor. Birinciye göre bu biraz daha üst bir mertebedir diyor. Ama orada kalmaması lazım diyor. Üçüncü basamağa çıkması lazım. O da abdiyettir diyor. Kulluk, evet, makamı. O ilginç. Gündüz gökyüzüne baktığında hem güneşi hem de yıldızları ayrı ayrı görebiliyorum diyorsa bir kişi abdiyet, yani kulluk makamına çıkmıştır. Nihai nokta budur. En güzeli budur diyor İmam Rabbani. Kul kuldur, hak haktır. Evet. Ve bakın İmam Rabbani bazen yanlış anlaşılır. Derler ki vahdet-i vücudu reddetmiş. Hayır, asla reddetmiyor. Diyor ki vahdet-i vücut tasavvuf yolunda ulaşılması gereken bir makamdır. Her salik, her tasavvuf ehli, her derviş vücut vahdet-i vücuttan geçer yaşamalıdır diyor. Evet, o İdrakine, bir adımdır diyor, o bir idrak, basamaktır diyor. Ama orada kalmamalıdır diyor. Daha üstte vahdet-i şuhuda, oradan da abdiyete çıkmalıdır diyor. Çıkmalıdır. Ha, ama Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri'nin takipçileri diyorlar ki yok, insanın ulaşabileceği son ve nihai doğru vahdet-i vücuttur diyorlar. Ha, daha ilerisi var mıdır, yok mudur? Mesele ihtilaf burada. Yoksa vahdet-i vücudun bir makam olduğu, bir mertebe olduğu, bir algı tarzı olduğunda kimsenin tartışması yok. Ve hatta İmam Rabbani diyor ki ne yapılabilir ki diyor bu sahada
bir şey İbn Arabi Hazretleri var. Biz de onunla bazen muharebe ediyoruz, bazen de barışıyoruz. Evet, öyle bir şey. Ama diyorum var. Bu tevhid, vahdet ıstılahlarını açıklayan, şerh eden odur. Biz de o büyük zatın feyizlerinden istifade ettik. Allah ona razı olsun diyor. Bak mektubatında böyle diyor. Diyor değil mi hocam? Dolayısıyla bu büyük zatları böyle birbiriyle rekabet içinde evet, görmek değil. Lazım. Bunları anlamak, doğru anlamaya çalışmak, doğru tercüme etmeye çalışmak en güzel şey herhalde. Bu yıldız, güneş doğunca yıldızların kaybolması, onların yokluğuna delalet etmez şeyi, örneği vahdeti vücuda. Yani gündüz sadece güneş var, yıldızlar yok diyen kişi vahdet-i vücud ehli. Eyvallah. Ben iyi göremiyorum ama aslında yıldızlar da var. Var diyen şuhud ehli. Diyen vahdet-i şuhud ehli. Muhittin Arabi Hazretleri'ne de bir örnek hatırladım. Mesela vücut birliğine, belki onu vahdet-i vücudu, varlığın birliğini çok iyi yansıtan bir örnek gibi geliyor benden. Hani Heidegger'in tabirlerini ödünç alalım. Das Sein, Sein'de. Yani vücut var edici, yani hak yaratıcı, yaratan vücut, varlık ya da var olan ya mevcut. Vücut mevcut, varlık var olan eşya. Evet. Denizin var olanın varlığa nispeti, denizin dalganın denize nispeti gibidir diyor. Yani evet. Asıl bütün varlık denizden ibaret aslında. Dalga ama onun denizden zuhur ettiği halleridir diyor. Evet. Onun bir tür. Yani heme vücut... ez ost dedikleri. Evet. Heme ost her şey odur. Heme ez ost her şey ondandır. Yani köpük veya dalga denizdendir. Onun isim ve sıfatlarının tecellisidir anlamında. Ama köpük köpüktür, deniz de denizdir öbür taraftan bakarsak. Bu anlamda İmam Rabbani'nin bu vahdet-i şuhud ve abdiyet kavramları vahdet-i vücudun daha doğru ve daha iyi anlaşılmasını sağlamış kavramlardır. Daha işlemsel diyorsunuz. Evet. Deniz dalgadandır, deniz dalgadır. Herhalde biraz daha yalınlaştırdığımızda birincisi evet, şu, dalga, birisi denizden. Diğeri vücut. Evet. Bunu ben soracaktım yeri gelmişken. Veya ucu yakılmış bir sopa, yani bir çubuk. Öyle bir örnek de var. Gece karanlıkta evet, hızlı bir şekilde havada döndürdüğünüz zaman uzaktan bakan kişi daire görür. Daire. Yani bir çember görür. Oysa çember yoktu. Sadece ucu yanmış bir sopa vardır. Hızlı çevirdiğimiz için daire gibi görülür. Yani daire aslında mevhumdur, vehmidir, hayalidir veya işte zıllidir ne derseniz. Asıl olan ucu yanmış bir sopadır. Onun çevrilmesidir. Evet, o yanık ışık tam zuhur etmektedir. O halka gibi. İmam Rabbani'nin buradaki nitelemesi peki mevhum tabirine mi yakındır sizce yoksa? Tabii mevhum veya vehmi, vehim mertebesine var olmuştur diyor. O da yanlış anlaşılmasın diye onu da açıklıyor. Hı-hı. Bir Hindistan hikayesiyle bir Hint hikayesi varmış. İşte bir sihirbazlar sihir ile bir bahçe görüntüsü oluşturmuşlar. Ama bu bahçe görüntüsü bir süre sonra ortadan kayboluyormuş sihirle. Bunu yapıyorlarmış. Bu bir hikayedir. Ancak padişah duyuyor ki bu sihirbazlar bahçe oluşturduktan sonra idam edilirse o bahçe kalıcılık kazanıyormuş. Artık yok olmuyormuş. Ve sihirbazları öldürüyor. Bahçe kalıcılık kazanıyor. Bu hikayeyi örnek olarak alıyor ve Cenab-ı Hak her ne kadar vehim mertebesinde veya zıl mertebesinde, gölge mertebesinde alim yaratmış ise de artık ona bir kalıcılık vermiştir diyerek o vehmi de izah ediyor. O halde o zaman yaratılmış olan, mevcut olan, mevcudat, mahlukat, var olanın vücut, var olanın vücut varlık nitelemesiyle, izah ettiğimiz varlık nitelemesiyle, hakkın varlığı derken kastettiğimiz varlık nitelemesi arasında bir algıda fark olmak lazım gelir. Evet zaten alimler diyor, de diyebilir miyiz İmam Rabbani için? Zaten alimler de Allah için vacibül vücut demişlerdir. Kainat için mümkünül vücut demişlerdir. Biraz açalım hocam Türkçesini yani mesela. Yani Allah gerçek varlıktır. Olmazsa varlığı olmazsa olmaz. Kainat mümkünül vücut diyerek onun varlık türünü değiştirmişlerdir. Yani kainat da vacibül vücut olsaydı iki tane vacibül vücut, iki tane gerçek varlık birbirini sınırlar ve ötelerdi. Allah sınırlanmaz, Allah ötelenmez. Onun için kainat için alimler
mümkün vücut demişlerdi. Sufiler de vücudu zilli, gölgesel varlık demişlerdir. İşte. Aslında aynı şeyi söylüyorlar. İmam Rabbani diyor ki, alimlerle sufilerin ihtilafları çoğunlukla birbirlerinin kavramlarını, terimlerini anlamadıkları için çıkıyor. Yoksa genelde benzer şeyle söylüyorlar diyor. Eyvallah. Şimdi aslında programımızın girişinde söz ettiniz. Fakat belki biraz daha açalım ve bu muazzam büyük Nakşibendiye geleneğinin, bu irfan yolunun, bu tarikin, Turuk Aliye'nin belki en yaygın yolu olan. Burada İmam Rabbani Hazretleri'nin o büyük muazzam yol içerisindeki ayırt edici işlevi, müceddidiye kavramına tekrar bakacak olursak. Mesela Halidiye bu müceddidiyenin içinden... İmam Rabbani olmasaydı bugün İslam dünyasında Nakşibendilik muhtemelen olmazdı. Diyebilir miyiz? Evet, çünkü şu an dünya üzerinde, İslam dünyasında Nakşibendi müntesibi olanların hemen hepsi İmam Rabbani'den geçip gelen silsilelere müntesiptir, bağlıdır. Yani İmam Rabbani'den önce Ahrariye kolları varmış, Ubeydullah Ahrar'dan gelen. Kâsaniye kolları varmış, Ahmedi Kâsani'den gelen. Fakat bunlar zaman içinde tarihe karışmıştır. Sadece İmam-ı Rabbani üzerinden geçerek o silsileyle gelen tasavvuf, Nakşibendi yolları bugün hem Bangladeş, Hindistan, Pakistan, Afganistan, işte İran, Irak, Suriye, Türkiye, Balkanlara kadar o geniş coğrafyada yayılan İmam-ı Rabbani'den gelen yoldur. İmam-ı Rabbani o anlamda kilit bir insan. Bundan ötesinde İmam Rabbani Hindistan'da o bid'at ve hurafelere karşı mücadele ettiği için o bölgenin düzgün bir İslam anlayışına sahip olmasını, Kur'an ve sünnete bağlı bir İslami hayata dönmesini sağlamıştır. Müceddidliği budur. Sadece orada kalmamış, bütün kendisinden sonraki İslam dünyasını etkilemiş bu yönde İmam Rabbani. Ve İmam Rabbani ilme önem verdiği için o silsileden gelen, İmam Rabbani'nin silsilesinden gelen, onun takipçileri olan insanlar asırlardan beri hep ilme önem vermiştir. Yani bakın, İmam Rabbani kendi dergahında Kadı Beyzavi'nin tefsirini okutuyor. Buhari tefsir, Buhari'nin hadis kitabını okuyor. Mişkatül Mesabih hadis okutuyor. Şerhül Makasıd kelam ilminden okutuyor. Sadece bir de Avarif'li Marif okutuyor tasavvuftan. Yani okuttuğu eserlerin çoğu medrese ilimleri. Bir Avarif'li Marif sadece tasavvufla ilgili. Bu yönüyle kendisinden sonrakilere örnek olmuş bir insan. Yani ilme önem verin demiş. Çünkü bazı sufilerde şu oluyor. İşte biz özü bulduk. Medrese ilimleri kabuktur. İşte kabukla uğraşmayalım gibi. Ama onu demeye başladığınız zaman bozulmalar başlıyor. Çünkü özü, yani cevizin içini muhafaza eden kabuktur. Kabuk olmazsa çürür gider. Rüzgarlar, yağmurlar cevizin içini çürütür. O dengeyi kurmuş bir insan İmam Rabbani. Ve onun için bakın, bütün tarih boyunca Nakşi meşayihi hep ilme önem vermiştir. İlim yanında aksiyon adam olmuşlardır. Şeyh Şamil, Ruslara karşı Kafkaslar'da milli mücadele yürütmüş bir insan. Nakşi şeyhi. Hı hı. Emir Abdülkadir el-Cezayiri, Cezayir'de Fransızlara karşı milli mücadelenin komutanlığı yapmış bir insan. Hayatına bakıyoruz, kim bu Emir Abdülkadir el-Cezayiri diye. Babası Kadiri şeyhi. Kendisi de Emir Abdülkadir gençliğinde Mevlana Halid-i Bağdadi'ye mürid olmuş bir insan. El-Hadalki verdiği de anlatıyor bunu. Mevlana Halid-i Bağdadi kimdir hocam? Ve İmam Rabbani çizgisinde ne anlam ifade eder? Evet, İmam Rabbani Hindistan'da yaşamış. Kendisinden sonra tabii oğlu Muhammed Masum şeyh oluyor. Muhammed Masum'un halifeleriyle birlikte Anadolu'ya bu müceddidi yolu, tasavvuf yolu gelmeye başlıyor. Eyüp'te medfun Murat Buhari, Muhammed Masum halifelerdendir. Müceddidilik onunla geliyor. Daha sonra başka halifeler de Tokadiler, tabii Mehmed Emin Tokadiler, Süleyman Saadettin Efendiler vesaire. Osmanlı döneminde Nakşibendili Müceddidi kolu, yani İmam Rabbani'den gelen kolları yayılıyor. Fakat 1800'lü yıllarda kendisi Iraklı olan Mevlana Halid-i Bağdadi Delhi'ye gidiyor. Delhi'de yine bir İmam Rabbani takipçisi olan, aynı silsileden olan Abdullah Dehlevi'nin yanında tasavvuf eğitim alıyor. Dönüyor memleketine. Önce Irak'ta, sonra Suriye'de yaşıyor. Ve çok halifeler gönderiyor, çok talebeler yetiştiriyor. Yetiştirdiği bu talebelerini Anadolu'ya ve başka ülkelere, Kafkaslara, Arap ülkelerine gönderiyor.
Ve bu şekilde Nakşibendi'nin Halidiye kolu diyoruz biz. Yani Halid ismi olduğu için kol kurucu. Halidiye olmuş oluyor. Ve bugün ülkemizdeki bu kola mensup olan, yani Nakşi mensupların birçoğu Halidi koldan gelmektedir. Evet. Çok ilginç hocam. Şimdi İmam Rabbani Hazretleri bu arada tabii pek çok halife de yetiştiriyor. Çok tabii ondan gıdalanan çok dervişler var. Ama hilafet verdiği ya da halife, irşat hilafeti verdiği kişiler var. Biraz da halifelerine ve takipçilerine de kısaca değinelim mi hocam? Evet. En önemli halifesi kendi oğlu Muhammed Masum Sirhindi'dir. Hı hı. Onun yanı sıra Muhammed Said isimli oğlu da halifedir. Ondan da bir kısım kolla yürümüştür ki Şah Veliullah'a gelen kol oradan gelir işte. Hı. Şah Veliullah Dehlevi var ya, o da Nakşi müntesibidir. Nakşi ve Çişti. O Muhammed Said isimli oğlundan gelir onun silsilesi. Muhammed Masum üzerinden çoğunlukla yürümüştür. Bir de Adem Benuri isimli bir halifesi vardır. Oradan da bir kısım kolla yürümüştür. Ama en çok oğlu Muhammed Masum'dan tasavvuf yolu yürümüştür. Muhammed Masum Sirhindi'nin, o da kabri Sirhind Şerif'te, Sirhind'te. Orta Asya'ya gönderdiği halifeler var. Orta Asya'da Habibullah Buhari gibi halifelerle Nakşibendili Müceddidi kolu yayılmıştır. Anadolu'ya Murat Buhari gelmiş İstanbul'a vesaire. Böyle bu şekilde bu tasavvuf anlayışı hem Anadolu'da hem başka İslam memleketlerinde yayılmıştır. Yayılmışarak devam ede gelmiş. Mektubatı kendi döneminde derlenmiş mi? Evet. Biraz mektubatla ilgili. Birinci cildi İmam-ı Rabbani hayattayken derlenmiş. 313 mektup vardır. İkinci cildi yine İmam-ı Rabbani hayattayken müritleri toplamışlar onun mektuplarını. O da derlenmiş. Üçüncü cildi toplanmış, cilt haline getirilmiş ve İmam-ı Rabbani bundan sonra yazacağı mektuplar dördüncü cilt olsun diye aslında düşünülmüş. Fakat İmam-ı Rabbani'nin ömrü yetmemiş. Sadece 10 mektup yazabilmiş. 10 mektuptan bir cilt olmayacağı için onu da o 10 mektupta 3. cildin sonuna eklemişler. Ve mektubat yani İmam-ı Rabbani aşağı yukarı bütün mektupların toplanmış halini görmüş kendisi. Tamamını görmüş. Evet. Tabii Farsça onu tekrar belirtelim mi? Sağlıklı nüshaları var, yani erken nüshaları var mı hocam? Nerelerde o nüshalar? Yani yazma nüshaları var. Yazma nüshaları var. Hatta Muhammed Masum Sirhindi'nin oğlunun kenara not düştüğü bir nüshanın Kabil'de bir Nakşi dergahında olduğunu, fakat bu dergahın Ruslar tarafından bombalanınca o nüshanın da kaybolduğu söyleniyor. Şu an nerede bilinmiyor. Fakat eski nüshaları, başka nüshaları var. Taşkent'te, efendim Hindistan'da vesaire. En sağlıklı baskısı Nur Ahmet Emritseri diye bir zatın birçok nüshayı karşılaştırarak yaptığı ve kenarlarına talikat notlar düştüğü, açıklamalar eklediği bir nüsha var. Karaçi'de basıldı 72'de. Türkiye'de 77 yılında bunun tıpkı basımı yapıldı. Öyle mi? Hakka Kitabı tarafından. Hakka Kitabı yaptı. Onun şu anda yeni baskılarda pek bulunmuyor. İnşallah bir miktar basılırsa en güzel Farsça orijinal ve en güzel baskısı bu. Nur Ahmet Neşri'dir. Dili nasıl hocam siz o Farsçasından? Hoş bir dili var İmam-ı Rabbani'nin. Tatlı bir dili var. Tabii diğer bölgelerde olmayan bazı Farsça kelimeler de çıkabiliyor bazen. Hmm. Yani Hindistan Farsçası olduğu için o bölgeye mahsus bazı kelimeler de çıkabiliyor. Onları bu Nur Ahmet Neşri'nde bu kelimenin manası şudur diye bazen demiş. Söylüyor. Bazen söylemezse Rampuri diye bir Hindistanlı'nın Gıyasül Lügat diye bir Farsça lügatı var. Oradan buluyoruz ne manaya geldiğini. Yani güzel bir dili var. Diğer eserlerini bir tekrar bakalım hocam. İspat-ı Nübüvve. İki Arapça eseri var. Birisi Kelime-i Tevhid'in hakikati sırlarını anlattığı bu şerhini yaptı. Misali Tehliliye. Evet. Evet, diğer tarafını da koyabiliriz. Çünkü Tehliliye orada Arap hurufatıyla yazıyor. Evet. İspat-ı Nübüvve. İspat-ı Nübüvve. Redd-i Revafız. Mebde ve Me'at. Marif-i Dünniye. Mükâşefat-ı Gaybiye. Mektubat. Ve bir de henüz tercüme edilmeyen Talikat. Berşerh-i Rubaiyat-ı Hace Bakibillah. Az önce söylemiştik. Talikat, Şeyh-i Bakibillah'ın, Rubayilerin, şiirlerinin açıklaması mahiyeti. Küçük bir Farsça eser. O tercüme edilmedi. Bu Risale-i Tehliye'de henüz tercüme edilmedi. Bu elimizdeki... İsbat-ı Nübüvve ve Reddi Şia tercüme edilmiştir.
Hakka Kitap Evi'nin bastığı Hak Sözün Vesikaları isimli kitabın içinde mevcuttur. Aa, evet, iki eseri onun içinde mevcut. Bu üç eseri daha çok seyri sülük risaleleri diyebiliriz. Evet, bunları müsvedde olarak yazdığı notlar, bunları talebeleri derlemiştir. Hem Mepte ve Madde hem diğerlerini. Bir kısmı İmam Rabbani hayattayken, bir kısmı vefatından sonra onun mektubata girmeyen bir kısım notları böyle küçük şeyleri varmış. Eser yani sayfa gibi diyelim, sayfa gibi, varak gibi. Onları toplamışlar ve bu şekilde üç tane eser meydana gelmiş. Gelmiş. Hacegan ne demek hocam? Hacegan hocalar demek. Hacı Abdülhalik Gucduvani, Buhara yakınlarında Gucduvan veya bugün telaffuzuyla Gicduvan kasabasında yaşamış bir insan. Çok önce tabii yani Hicri 600'lü yıllarda vefat etmiş bir insan. Kendisinden sonra Hacegan tasavvuf yolu başlamıştır. Yani Hacı Abdülhalik Gucduvani'ye nispetle Hacegan hocalar yolu diye. Bu 150 yıl kadar bu silsile devam ediyor. Sonra o silsileden gelen Hoca Bahaüddin Nakşibend'den sonra tarikatın adı Nakşibendi olarak devam ediyor. Yani Nakşibendi tarikatının arka tarafına, tarihsel arka planına Hacegan deniyor. Diyoruz. Peki Osmanlı döneminde İmam Rabbani'ye ilgi duyulmuş mu? Bu ilgi ne düzeyde? Tabii onun takipçileri işte gelmişler burada, onun öğretilerini, düşüncelerini anlatmışlar, yaymışlar. Silsilesi devam etmiştir. İşte Mehmed Ümit Tokadi dedik az önce. Müstakimzade şey düzeyinde gibi. Yani Osmanlı yöneticileri, padişahlar veya devlet, yani devlet kısım, olarak bir tür. Evet, bir kısım yani Şeyhülislamlar, yani bugünkü anlamda söylediğim Diyanet İşleri Başkanı gibi konumdaki insanların bile bu tasavvuf yolunda intisap ettiğini biliyoruz. İlmiye sınıfından, yani ilme önem veren alimlerin öyle tasavvufa... Öyle çok bilinen isimlerden kimler yani, var hocam hatırınıza? Başmakçızade diye bilinen, yani hatırlamıyorsam bir Şeyhülislam var, onun intisap ettiğini biliyoruz. Yani böyle ilmiye sınıfından, alimlerden bayağı bu yola girenler olmuş. İşte Müstakimzade mektubatı Türkçe'ye tercüme etmiş. Hem İmam Rabbani mektubatını hem oğlu Muhammed Masum mektubatını Farsçadan Türkçe'ye tercüme etmiş ve Osmanlı döneminde 1800'lü yıllarda basılmış. En erken tercüme o evet, mu hocam? Evet, en erken tercüme budur. Sonra 1800'lü yılların sonunda Mekke'de Kazanlı bir Tatar Muhammed Murat Kazani Arapça tercüme etmiş. 1899'da Mekke'de basılmış. Daha sonra çok baskıları yapılmış o şeyin. Ve Arapça tercüme edildikten sonra mektubatın tümü Türkçe ve Farsça bilmeyen diğer İslam ülkelerinde de okunur hale gelmiş. Yaygınlaşmasında da faydası olmuş. Abdülkadir Akçiçek'i de analım bu vesileyle. Evet, Abdülkadir Akçiçek Arapçadan Türkçe'ye tercüme etmiş. Sanırım 70'li yıllarda olabilir. Başka tercümeleri de var. 3 tane dostumuz Ahmet Hamdi Yıldırım, Taha Halkan Alp gibi 3 arkadaş da tercüme ettiler. İmam Rabbani sanırım şu anda 3 tane ayrı tercümesi var mektubatının. Bu eserler işte ilk defa tercüme edildi Mepte ve Me'at. Hatta Mepte ve Me'at Osmanlı döneminde Harputlu Beyzade Ali Efendi tarafından tercüme edilmiş. Ve o da mı Nakşi Meşrep? Evet. Şöyle bir şey hatırlıyorum. Tercüme etmeden önce Mepte ve Me'at'ın Farsça nüshasını çok aramış. Yıllarca aramış, bulamamış kütüphanelerde. Sonra bulmuş, işte tercüme etmiş gibi bir anekdot vardır. Yani mektubat dışındaki eserleri çok fazla bu coğrafyada meşhur olmamış. Siz tabii Farsçasından tercüme evet. ettiniz bu işe seride. Bu hangi nüshaları? Karaçi'de basılmış, Lahor'da basılmış nüshaları vardı. O baskılardan nüshaları. İhtiyaç olduysa yazmalardan Süleymaniye Kütüphanesi'nin el yazması nüshaları var. Onlardan da bakarak bunları tercüme etmiş oldu 2005 yılında veya 2006 yıllarında. Bunlar basıldı. Yine eğer değerli dostlarımız bir lütfederse, gerçi programımızın da bir haydi ilerlemişiz, sonuna doğru da yaklaşıyoruz. O zaman finalde sonunda inşallah verelim. Ben birkaç ibare sizin değinmek istediğiniz hocam. Birkaç şey daha söyleyebiliriz. Mesela hocam. İmam Rabbani diyor ki, Hindistan'da bazı mezarlar görüyorum. Bu mezarlardan nübüvvet nuru fışkırıyor. Yani çok peygamber. Nebi gelmiş diyor değil mi hocam? Evet, oralarda da peygamber gelmiş diyor. Hı-hı. Fakat bazılarına birkaç kişi inanmış ve tabi olmuş. Bazılarına hiç kimse inanmamış. Fakat bakıyorum mezardan nübüvvet nuru var. Yani peygamberlik nuru var. Oralarda peygamber gelmiş aslında. Diyor. Sonra İmam Rabbani ilginç bazı sözleri var. Diyor ki
insanın ruhunun katmanları olan, boyutları olan letaifi tecessüm edebilir. Yani cisim haline gelip bazı işler yapabilir diyor. Çok ilginç. Mesela diyor bir insan Hindistan'da evinde oturur ama hacca gidip gelenler derler ki biz bu adamı hacda gördük. O adam gitmemiş halbuki haberi bile yok diyor. Ama onun ruhu veya ruhunun bir boyutu olan bir letaifi hacca gitmiş, orada hac etmiş olabilir diyor. Bu nasıl bir şey bilmiyoruz ama yani o kişi belki çok hacca gitmek istedi de maddi imkan bulamadı, gidemediyse o özleminden dolayı belki Cenab-ı Hak ruhen ona hac yaptırıyor. Bilemiyoruz ama letaifin tecessüm etmesinden bahsediyor. Bu ilginç. Mektubatta mı söz ediyor? Evet, mektubatta olması lazım. Sonra yine Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri'nin bir şeyi vardır, anekdotu. Der ki Kabe'yi tavaf ederken, Muhyiddin İbn Arabi, Kabe'yi tavaf ederken bazı kişiler gördüm. Baktım bunlar dünya insanına benzemiyor. Yanlarına yaklaştım, sordum. Siz kimsiniz? İşte biz melekleriz dediler. Peki Adem'den bugüne kaç yıl geçti diye sordum. Hangi Adem dediler? Evet, kaçıncı Adem'den? Hangi Adem dediler? Dedim ki işte ilk peygamber, ilk insan Adem Aleyhisselam. Dediler ki ondan önce çok Ademler geldi geçti dediler. İbn Arabi böyle bir şey naklediyor. Bu sözü duymuş İmam Rabbani Hazretleri. Ben de diyor tefekküre daldım. Acaba başka Ademler, başka Adem nesilleri yani gelip geçti mi diye. Fakat göremedim diyor. Sadece misal aleminde insanların letaifinin görüntüleri var. Başka Adem nesilleri yok diyor. Böyle ilginç izahları var. Evet. Mesela diyor ki bir seferinde murakabeye daldım diyor. Tefekküre daldım. Ruhum miraç etti. Ruhum yükseldi diyor. Miraç etti. Başka bir aleme geçti. Bu dünyanın mekan ve zaman kayıtlarından kurtuldum. Ve meleklerin Adem'e secde ettiği anı gördüm diyor. Aa, ilginç. Peygamber Efendimiz de miraçta bu dünyanın hem mekan hem zaman kayıtlarından kurtulmuştu. Hı hı. Ve kıyamet koptuktan sonra insanlar cennete ve cehenneme gidecek ya. İnsanları cennete ve cehenneme gitmiş olarak görmüş. Cennet ehlinin çoğu fakirlerdi, cehennem ehlinin çoğu kadınlardı diye hadis de bildiriyor. Evet. Halbuki şu anda daha kıyamet kopmadı, terazi kurulmadı, sırat geçilmedi. Onlar bize göre, bizim zaman anlayışımıza göre onlar daha ileride olacak. Ama Peygamber Efendimiz Miraç'ta hem dünyanın ve kainatın mekan hem de zaman kayıtlarından kurtulduğu için, bir üst boyuta çıktığı için bir nokta gibi bizim zamanımızı nokta gibi görüyor ve ilerisini görüyor. İmam Rabbani ben de diyor çok öncesi evvelini gördüm. Adem daha yeni yaratılmış. Meleklerin Adem'e secde ettiği anı gördüm diyor İmam Rabbani. Müthiş. Böyle şeyler var. Mesela arşı tavaf ediyordum diyor. Ruhi olarak arşı tavaf ediyordum diyor. Baktım bir kısım varlıklar tavaf ediyor. Ama ben çok hızlı dönüyordum. Onlar çok yavaş böyle adım adım yavaş yavaş dönüyorlardı. Sordum siz kimsiniz ve niye böyle yavaş gidiyorsun dedim. Biz melekleriz, Cenab-ı Hak bize bu kadar güç verdi dediler diyor. Yani böyle yaşadığı halleri de anlatmış bir insan İmam Rabbani. Hiç şiir yazmış mı hocam? Çok az miktarda şiir var mektubatında. Arapça tercümelerini ve dolayısıyla tabii Arapça yapan, Türkçe yapan tercümelerde görmüyoruz onları ama Farsçalarda bazı şiirler var. Bunlar İmam Rabbani kendi şiirleri mi? Yoksa başka şairlerden naklettiği şiirler mi? Onu tam olarak bilmek zor. Bütün Fars külliyatını taramayı gerektiren bir şey. Ama bazı mısraları var, hoş mısraları. Mesela diyor ki, kıyas kon zigulistanemen baharı mera. Bu bir mısradır böyle. Yani manası, gül bahçeme bak da baharımı kıyasla. Şunu demek istiyor. Bak ben ey müridim diyor. Ve ey dostum, ben burada tasavvufun bu derin mevzularından sadece bir gül bahçesi kadar az bir şey sana anlatabildim. Ama aslında bu konular çok uzundur. Bir bahar mevsiminde milyonlarca çiçek olur. Milyonlarca gül bahçesi olur. Ben sadece bir tane bahçeyi sana gösterebildim, anlatabildim. Gerisini sen var kıyas et anlamında. Kıyas kon zigulistanemen baharı mera diyor. Hocam bir şey hatırlıyorum. Hangisinde olduğunu şey yapamadım. Mevdevemeye atta mıdır? Hani Hazreti Bilal Habeşli olduğu için telaffuzunda sorun olduğu söylenir. Mesela ezan okurken eshedü en la ilahe. O Mevdevemeye atta mıdır? Yok. Mesnevi'de geçer o.
Mesnevi'de Heyye ala Selah dermiş. Yani Bilal-i Habeşi dilinde bir problem varmış. Hayye ala Selah diyememiş. İnce söylemiş. Heyye ala Selah dermiş. Sahabeden bazıları Peygamber Efendimiz'e şikayet ediyorlar. Diyor ki ya Resulallah Bilal kelimeyi bir harfi tam telaffuz edemiyor. Başka birisi okusa daha iyi olmaz mı? Deyince Peygamber Efendimiz o diyor samimi yürekten okuyor ezanını. Dilindeki ufak şey diyor problemli bir kekemelik durumu. Cenab-ı Hak affeder diyor. Hazreti Risale'lerinde böyle bir şey geçmiyor orada, ben orada, yanlış mı hatırlıyorum? Orada rastlamadım. Bilal'in sini Allah katında şındır. Öyle bir rivayet var. Hatta, Keşhül Hafa'da geçiyor. Belki, öyle mi? Belki, burada belki bulunabilir. Ben burada okudum diye hatırlıyorum. Sini Bilal indallahi şinun diye. Eyvallah. Öyle bir, bunun üzerine hatta Hazreti ekliyor. Ebu Bekir Efendimiz de oradaydı ve keşke Muhammed'in hatası olsaydım buyurdu diyor. Evet. Yani Cenab-ı Hak zahire diyor, değil gönle bakıyor. Bakıyor. Yani eshedü bir rivayete göre eşhedü en la ilahe diyemezmiş. Eshedü dermiş yani dilinde evet, kekemelik olduğu şey için. Yaptım. Cenab-ı Hak kalbe bakıyor. Eyvallah. Zahire bakmıyor. Ayet-i Kerime galiba değil mi hocam? Biz sizin kalbinize bakarız. Suretlerinize kalıp yani innallâhe la yanzuru ile suverikum. Cenab-ı Hak sizin hadiste sizin suretlerinize bakmaz. Fakat kalplerinize ve niyetlerinize bakar diye öyle o bir hadis var. Şerif. Evet. Müthiş. Benim anlayabildiğim bir acizane bu kasır fehmimle. Noksan algımla. Sizin anlattığınız İmam-ı Rabbani Hazretleri Kur'an ve sünnet çizgisini ne insanları yeniden çağıran bir evrensel bir çağrıcı gibi evet. görünüyor. Yani bakın şöyle diyor. Bir mutasavvuf kendisi, bir sufi, bir şey diyor ki ahirette bize tasavvuftan soru sorulmayacak. Şeriattan, abdestten, namazdan, oruçtan, zekattan soru sorulacak. Eyvallah. Bu ne demektir? Yani önce bunlara önem verin. Tabii. Tasavvuf ve tarikat İslamiyet'in daha güzel yaşanması için, aşk ile, şevk ile yaşanması için bir yardımcıdır diyor. Hizmetkardır evet. diyor. Hizmetkar kelimesi kullanıyor. Bazı sufilerde yani tasavvuf tatlı bir şeydir. O tadı aldıktan sonra yani biz artık öze ulaştık, diğerleri kabuktur diye böyle biraz gevşeme veya evet. yanlış sapmalar olabiliyor. Olabilir. Şeriatsız tarikat mümkün değil zaten. Tabii. Hazretten öğrendiğimiz evet. belki bir şey de bu olabilir mi? Tarikat şeriatın hizmetkarıdır diyor. Diyor. Ve bir de yine bir bilmiyorum hadis diye hatırlıyorum. Helekel nasu illel alimun, helekel alimun illel amilun. Evet. Ve o ilmiyle amel edenler. İnsanlar helak olacak, sadece alimler helak olmayacak. Onlar müstesna. Alimler de helak olacak, amel edenler müstesna. Bildiğini yapanlar. Amel edenler de perişan olacak ama ihlasla amel edenler müstesna diye. Yani işi ihlasa onlar uşuya. Dahi bir tehlike içindedir. Ala hatari nazim. Evet onlar bile. Çünkü ihlas bugün var yarın ihlas da bozulabilir diye. Yani böyle kademe kademe bakın. Öğrenmek, evet. yaşamak, ihlasla yaşamak, ben ihlaslıyım dememek sonra. Son olarak şemailinden de bahsediyorsunuz hocam. Eğer evet. bilmiyorum ben burada işaretlemiştim yerini. Onu okuyayım mı hocam? Buyurun. Bunu hatta hocamla biz program öncesinde değerli dostlar konuşurken hocam dediler ki ben özellikle mesela onu oraya yerle koydum ki yerleştirdim ki mesela ola ki bir roman ya da film yapma. Mesela Hazret'in hayatından muhteşem film çıkar. Hele o dönem dizi Tabii. film hatta çıkar. Seri çok film çıkar olur. Gibi. Evet. Yani belki pek çok roman yazılabilir. Bakın günümüz insanın özellikle gençlik artık çok okumuyor. Evet. Hele 3-5 ciltlik bir eserse pek okumuyor. Bu tür insanları belgesellerle, sinemalarla ama kaliteli bir şekilde evet. Filmlerle günümüz insanına, gençliğe tanıtmak lazım. Hı hı. Hani bir böyle espri gibi söylenir. Bir Hristiyan genci sormuşlar İncil'i okudun mu diye. Filmini bekliyorum demiş. Şimdi bizim gençlik de öyle oldu. Kur'an okudun mu evet. desek filmini bekliyorum diyebilir. Veya mektubatı okudun mu desek filmini bekliyorum diyebilir. Onun için bunlar da önemli bir ihtiyaç. Ya da roman uyarlamaları olan bazı diziler var. Uyarlama sorunlu diziler hatta. Ya kitabı da çıkmış diye yine espri yapılıyor. Evet. Ama mesela Küçük Ağa, Tarık Buran Küçük Ağası ne kadar güzel bir romandır evet. malumuz hocam. O filmi de güzeldi. Rahmetli Yücel Çakmaklı. Tabii kaliteli yapılırsa, emek verilirse ve tarih tahrif edilmeden tarihe uygun, evet. bilgilere uygun yapılırsa çok faydalı olur. Kaynaklarda belirtildiğine göre değerli dostlar Profesör Doktor Necdet Tosun hocamın
İnsan Yayınları Düşünürler alt dizisince yayımlanan İmam Rabbani Ahmet Sirhindi Hayata Eserleri Tasavvufi Görüşleri kitabının 32. sayfasında İmam Rabbani Hazretleri'nin şemailine ilişkin de bilgiler var. Kaynaklarda belirtildiğine göre Ahmet Sirhindi'nin İmam Rabbani'nin teni beyaza meyyal buğday rengindeydi. Kaşları uzunca siyah ve arası açık idi. Gözleri irice biraz çekik, beyazı tam beyaz ve siyahı tam siyah idi. Burnu büyükçe ve ince, dar, sakalları uzun ve dörtgen idi. Başında sarık bulunur, sarığın uzantısını destarın şemlesini arkasına, omuzlarının arasına salardı. Üzerine cübbe giyer, şalvarının paçaları da kısa olurdu. Ahmet Sirhindi, İmam Rabbani vefat ettiğinde geriye birkaç yetişkin çocuk, birçok halife, çok sayıda mektup ve birkaç risale bırakmıştır. Çok teşekkür ederiz hocam. Bir hatıramı anlatmama uygun mu, süreniz var mı bilmiyorum. Var hocam, buyursunlar. Sübjektif bir şey ama izleyiciler için faydalı olabilir. Bu kitabı, okuduğunuz kitabı hazırlarken 2005 yıllarında baktım İngilizce bazı kitaplarda ve makalelerde Farsça 3 tane kitaba referans var. Vekil Ahmet İskender Puri diye Hindistanlı bir zat Farsça 3 tane eser yazmış. Hepsi İmam Rabbani hakkında. Evet. Tabii İmam Rabbani hakkında bir kitap yazarken o eski eserleri görmek gerekiyor. 1800'lü yıllara basılmış bir eser. Türkiye kütüphanelerinde bulamadım. Çünkü çok eski, 1890'lı yıllarda Hindistan'da basılmış, Delhi baskısı. Buralarda bulamayınca Pakistanlı dostum, İslamabad'daki Profesör Arif Nevşahi'ye bir e-mail gönderdim veya mektup gönderdim o zamanlar. Dedim ki Arif Bey, Vekil Ahmet İskender Puri diye bir zatın 3 tane eseri varmış. Şu, şu, şu isimleri bunlar. İmam Rabbani'den bahsediyormuş. Ben de kitap hazırlıyorum şu anda. Bulabilirsen Hindistan, Pakistan, sizin oralarda kütüphanelerde belki kalmış olabilir. Piyasada bulunmaz. Çünkü çok eski kitap. 100 yılı geçmiş basılalı. Taş baskı. Ama kütüphanelerde falan denk gelirse bana bir fotokopi gönderiver dedim. Tamam dedi. Bir 10-15 gün sonra e-mail yazdı. Dedi ki İslamabad'da aradım. Lahor'da aradım. Kütüphanelerde yok. Çok eski kitap. Fazla umutlanma diye. Sonra birkaç gün daha geçti. Bir e-mail daha yazdı. Müjde diyor e-mailinde. Bir ışık var. Dün 80 yaşlarında yaşlı bir adam geldi. Hiç tanımadım yanım. Yanıma oturdu. Selamünaleyküm evlat. Vekil Ahmet İskender Puri'yi duydun mu? Ve lafa başladı. Ben de o zatın 3 eserini bir küçük kağıda yazmıştım. Cebinde duruyordu. Cebinden çıkardım, uzattım. Ben dedim o dediğiniz zatın şu 3 eserini arıyorum. Baktı kağıda. Ha evlat demiş, bu 3 eser bende var. Sana göndereyim, fotokopi alıver. Şaşırdım diyor. Amca dedim, sen kimsin, ne iş yaparsın? Ben demiş, Lahor'un bilmem ne köyünde marangozum. Ve kitaplar geldi. Arif Bey'e gelmiş. Oradan da fotokopisi bana ulaştı. Ve kitapta istifade ettik her neyse. Bizim fakültede Mustafa Tahirli hocamıza söyledim. Hocam böyle böyle bir olay oldu diye. Hoca dedi ki Cenab-ı Hak herkese yardım eder. Ama tasavvuftan çalışanlara biraz daha fazla yardım eder. Yani evet. Artık tasavvuf mu dersiniz, tevafuk mu dersiniz, tesadüf mü dersiniz, keramet mi dersiniz, o büyük zatların himmeti mi, ikram mı dersiniz. Evet. Böyle şeyler oluyor. Ve 19. yüzyılda 1890-1800'lü yıllarda Orta Asya'dan Hokant Hanlığı'ndan bir elçi İstanbul'a 2. Mahmud'a hediye getiriyor. Kendi Hokant Hanı'ndan işte bir şaldır vesairedir. Bir de yanında İmam Rabbani mektubatını getiriyor. Yani Orta Asya'da, Anadolu'da, bütün İslam dünyasında mektubat okunmuş, sevilmiş bir kitap. Çok teşekkür ederiz hocam. Eyvallah. Gönlünüze sağlık, emeğinize, yüreğinize sağlık. Değerli dostlar, ruhaniyetine de selam olsun Hazretin diyelim. İnşallah hocamın çok kıymetli bir kitabı var. Erkam Yayınları'nca yayımlanan, böyle çok ilginç, güzel makalelerinden oluşan, inşallah belki nasip olur. Derviş Keşkülü, evet, kitabı. Onu da öneriyoruz. Erkam Yayınları, Derviş Keşkülü. Profesör Doktor Necdet Tosun hocamın, belki o bağlamda da tekrar teşrif ederler. Güzel bir program gerçekleştiririz. Tekrar sağ olunuz.